İkramda yoktur üstüme güvenirim. Ben Zeki Bey. En iyi gelin benim. Haydi buyurun gelin evime. Düğünümü izleyelim. Kim ne takmış görelim. Canan Şevik, 35 yaşında ve 4 yıllık evli. Butik işletmecisi gelinimiz Tekirdağlı. Aslı Hünal ile gelin evinden herkese merhabalar. Evet, ben gelinlerimi aldım ve haftanın 3. gününde neredeyiz? Tekirdağ saraydayız. Havanın güzelliği. Şansımıza. Çok güzel. Vallahi Canan gelinin şansına. Büyük şans var. Değil mi? Canan dedi ki, Aslı ablacığım dedi, böyle dedi evimin bahçesinde sizi ağırlamak, karşılamak istiyorum dedi. Evi burası, bahçe sanıyorum arkadan gidiliyor. Şuradan gidiliyor. Dış ses. Hediyemi salonda verelim mi? Tamam Aslı Hanım, siz bahçeye geçin, ben salonda veririm. Hadi bakalım, geçelim o zaman. Geçelim o zaman. Hadi buyurun. İndik Canan. Aslı Hanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben size yardımcı olayım mı? Vallahi iyi olur, biraz çamur. Biz de böyle topuklularla... Ay çok naziksiniz kızlarım. Gelinler nasıl gelecek? Gelinler, onları beni da alırım. Takip edin. Sol tarafta çamur var. Damat Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi iyi. Ay çok iyi düşünmüşsünüz hoş vallahi geldiniz. Bahçede. Evet. Ama geçen herhalde kar vardı şurada. Evet, biraz evet, birikmiş Aslı Hanım. Kar. Tamam, dikkat edin. Biraz fakat kar yağmıştı. Hava çok güzel. Evet, bugün şansımızı sizinle beraber. Güneş doğdu. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz evime. Hoş bulduk. Buyurun. Karşılama bu muydu ya? Resmen kocasının oturuyordu, bizi bahçeden merhaba yaptılar. Kapı karşılamasının bir esprisi yoktu yani, normal klasik bir şeydi, bir şey yoktu yani. Bu şekilde karşılamayı uygun gördüm. Bence gayet güzeldi. Beğenip beğenmemek ona kalmış. Kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Canım, eşim Yakup. İsim neydi? Yakup benim ismim. Yakup Bey, nasılsınız? Allah'a şükür, ne yapalım? Çalışmaya, koşturmaya devam. Ay, sürpriz oldunuz, ben sizi beklemiyordum hiç. Misafir büyük olunca. Biz de buradayız. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ay iyi oldu vallahi ya. Kar ne zaman yağdı? Hala orada bir kısım hafta duruyor. Hafta sonu yağdı. Hafta sonu full karlıydı aslanım burası. Ama şimdi güneş açtı. Belimize kadar kar vardı. Ne diyorsunuz? Evet. Ay, keşke kara yetişebilseydik evet, ama. Denk gelmedi. Denk gelemedik aynen. Gerçekten. Bugün de hava ne güzel. Aynen. Ben şunu evet, böyle üstüme attım öyle. Yazdan kalmadı. Edirne'de donduk. Edirne'de donduk. İki gündür Edirne'deydik. Sevgili damadımız. Evet. Dur o zaman, damat buradayken biraz tanıyalım mı? Tabii ki. Kendisini tabii de. Ki. Nereliyiz? Konya. Konyalıyım aslında. Konya. Evet, İstanbul. Doğumu orası mı? Konya yok, mı? Yok, İstanbul'da doğumu büyüğüm ama aslen Konyalıyız. Ha. Tekirdağ peki nasıl oldu? Hanım köylü oldu. Güzel nitelendi var. Hanım köylüyüm. Evet. Hanım sen Tekirdağlısın biliyorum Canancığım. Evet. O zaman Tekirdağlı olduğu için sen burada yaşamak istedin. Evet. Şimdi İstanbul'dan buraya mı geldin? Buraya geldik. Aynen. Nasıl, alıştın mı buralara? Benim için problem olmadı pek fazla. Yıllardır ticaret yaptığım için kolay adapte olabiliyorum. Ne iş yapıyorsun? Otomotiv sektörüyle uğraşıyorum. Eşim de burada ticaret yapıyor. İkimiz de esnafız. Kaç yaşındasın Canan? Ben 35 yaşındayım. Siz? 39 bitti, 40 oldu. Çoluk çocuk? Çocuklarımız var. Ay maşallah. Evet. Kız, erkek? Erkek. Güzel. İkisi de erkek. İkisi de erkek. Evet. Hadi ya, yaramazlar mı? Bayağı yaramazlar. Yapma ya. Evet. Eyvah, Allah kolaylık versin. Bak yeni evliler. Allah nasip eder inşallah. Amin. Hayatım, sen ikramlıkları hazırlar mısın? Ben bugün size ikramları ben yapıyorum. Müsaadenizi istiyorum. Bahçede mi yapacaksınız? Evet, burada yapacak. Peki. Yakup hazırlayıp gelsin. Ne demek biz Yakup Bey? Biz sohbetimize devam edelim. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Memnun olduk. Peki, sağ olun. Biz de memnun olduk. Eşin mi hazırlıyor? Evet, eşim hazırlıyor. Bak hep genelde böyle mi? Nasıl oluyor? Genelde böyle Aslı Hanım. Nasıl genelde böyle? Ben böyle. Nasıl genelde böyle? Şaka yaptığını söyle. Yok, gerçekten Yakup biraz kıyamaz bana. O yüzden hep o yaptırır. Bugün de böyle biraz fazla yorulacağımı tahmin ettiği için böyle bir şey yapmak istedi. Benim de işime geldi tabii ki. Misafirlerimiz geldi. Sunumlukları bugün ben hazırlayacağım. Heyecanlıyım. Eşime yardımcı oluyorum. Karımı yoramam. Yakup Bey, gelinlerimiz genelde kocam da kocam der ama bugün tam tersi oluyor galiba. Karım da karım. Çok yordular.
Üç gündür çok yordular. O gelinler ne fena öyle. En fenası hangisiymiş peki? Seda Nur. Dün neler yaptı görmedin mi? Ama kendince çok emek vermiş. Dün aldığı puanlar karşısında adeta yıkıldı. Ama bu yarış herkes üzerine düşeni yapacak. Herkes hazırlanıyor. Kimse kusura bakmasın. Benim karım adaletlidir. Herkesin hak ettiği puanı verir ama yarın ve öbür gün nasıl olacak bilmiyorum. Bu arada ne hazırlıyorsunuz gelinlerimize? Bugün size süt şerbeti hazırladım. Normalde bunu burada yapmak isterdim ama meşakkatli bir şey olduğu için akşamdan yapıp ve soğuk içilmesi gerektiği için akşamdan yapıp hazırladım. Şimdi sadece sunumunu yapacağım. Bu süt petek balığıyla beraber yapılan bir şeydir. İçinde başka neler var? Sütümüz var, petek balığı var. Ne çok kaynak olacak, ne çok soğuk. İyice birbirine harmanladıktan sonra altını kapatıyoruz ve tülbent yardımıyla süzüyoruz. Peteklerden arındırıyoruz ve soğumaya alıyoruz. Aşağı yukarı 12 saat soğuması gerekiyor. Aslı Hanım, ben bir Yakup'a bakıp geleyim. Bakalım halledebildi mi? Tabii tabii. Hemen geliyorum. Sen yine bak tabii ki çok nazik ama benimle de böyle arada bir... Gene de bir kontrol etmek tabii, gerekiyor. Tabii tabii hayatım. Ay benimki hiç anlamaz. Ama yapmaya çalışıyor mu? yok. Ben de yok. Ama sizler şanslısınız. Evet. Tabii kalkması da doğru oldu. Evet. Burada bir şey mi yanıyor Seda? Evet. Bir ateş yakmış herhalde. İnce düşüyor. Mangal gibi bir şey galiba değil mi? Evet. Aşkım hoş geldin. Parçalayacaklar beni. Dış ses lafa tuttu. Dedikodu yaptık biraz. İnşallah tamam, duymamışlardır. Yok yok sesin gelmedi ama biraz hızlı. Ben hazırım. Seni bekliyoruz. Ben hazırım bir tane. Tamam sen ayarla. Ben gidiyorum kızları uyarlayayım. Sen git. İnşallah gelmemiştir sesin. Yok, seni parçalarlar yemin ediyorum. Tamam sen hallet hadi boş tamam, ver. Tamam bir tanem haydi görüşürüz. Işık herhalde gece. Gece evet, güzel durur. Neyse gece ki gibi. Halletmek üzere. Hemen gelir şimdi. Bunları... Çeyizinden mi hayatımız? Kim yaptı bunları? Onlar çeyizimden değil aslında. Bunları annem Denizli'ye gittiğinde oradan hediye getirmiş bana. Güzel. Ben de öyle kış şey gibi buldan bezi. Evet buldan bezi. Buldan bezi bu belli. Oradan. Ama şey bahçede güzel olmuş evet, bunlar. Evet ben de yakıştırdım o yüzden kullandım. Bu da böyle şey süs herhalde. Yanıyor mu geceleri? Gece o güneş enerjisiyle çalışıyor Aslı Hanım. Aa güzel. Evet gündüz topluyor, akşam olduğunda otomatik kendi aydınlanıyor. Çok güzel. Yakup Bey bakın eşinizin içi rahat etmedi, teftişe geldi. Oo Canan öyledir. Yaptığım her şeyi kontrol eder. Doğru yaptım mı? Çünkü bugün misafirleri çok değerli. Ekstra özen gösterdi bugün onlar için. Sizce 50 bin lirayı eşiniz kazanır mı? İnşallah. Umut ediyorum ama bence o kazanır. Başkası kazanamaz ya. Ne diyeyim Yakup Bey, hak eden kazansın. Ben içeri geçiyorum, siz de sunumlarla gelirsiniz. Hemen geliyorum. Ha geliyor galiba. Hadi gel bakalım, hadi. Geç kaldın. Vallahi ancak misafirler ağır olunca. Ay estağfurullah. Bir bana 5 dakika müsaade edin, şuradan servisinizi yapacağım. Ay biz alsaydık yani. Hayır sen hayır o yapar. Yok ben yapmayayım o yapsın. Aslanım buyurun. Çok mersi. Afiyet olsun. Buradan kocama bir sesleneyim ben. Gör gör. Yakup'la bir tanış. Canan'ın eşinin yaptığı sunumu beğendim. Ama bu bireysel bir yarışma. Burada Canan yarışıyor. Onun sunum yapmasını beklerdim. Bu Konya'ya özgü süt şerbeti diyorlar. Süt şerbeti. Evet. Ha. Petek balı ve sütle yapılıyor. Ballı süt yani. Ballı süt ama biraz yapımı meşakkatli. Petek balı ile yapıldığı için tülbentten süzmek gerekiyor. Ve bir gece beklemesi gerekiyor mutlaka. Niye bir gece bekliyor? Balla süt birbirine iyice karışmış olması lazım. Wow. Yoksa ağzınıza gelir. Ne diyorsunuz ya? Bir gün gelin evinde gelinlere böyle süt şerbeti ikram edeceğinizi hayal eder miydiniz? Afiyet olsun. Etmezdim ama hayat şartları. Peki siz gidiyor musunuz kalıyor musunuz? Size afiyet olsun ben çıkayım. Bir şey peki, olursa seslenirsiniz. Çok memnun olduk. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşürüz. Çok naziksiniz. Çok mersi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Allah bravo. Ben alkışlıyorum. Canan'ın eşinin yapmış olduğu sunumu beğendim ama keşke kendisi yapsaydı daha güzel olabilirdi bence. Peki, bu arada ben canım, çok özür dilerim. Şöyle bir çikolata ikram etmek istiyorum size. Tabii. Ah şöyle. Bunu da yine çok sevdiğim bir arkadaşım yapmıştı. Evet. Şöyle ikram edeyim. Tamam. En yapımı bunlardan. Şöyle sen şöyle, kızlara istersen şöyle ikram et. Teşekkür ederiz. Canım, teşekkür İsteme çikolatası gibi. Evet o bu tarz şeyleri isterseniz. Allah'a gitti.
Ben de aldım. Şöyle koy istersen. Evet. Çok sempatik olmuş. İsteme çikolatası gibi mi dedin? Evet, dedi. Evet. Öyle bir çikolata. Zaten gelin damat gibi böyle bir aksesuarlar evet, da var üzerinde. Biz de gelin damat olduğumuz için herhalde o yüzden öyle bir figür koymuş oraya. Böyle bir jest yapmak istemiş. Ben de seve seve kabul ettim. Size de ikram etmek istedim. En azından ikram ettim, ortaya koyup bırakmadım. Evet, teşekkür ederim. Kendiniz alın demedim. Nasıl alacağız? Böyle aman şöyle uzanıp mı alacağız? Kendim mi uzatayım? Onu mu istiyorsun? Tabii ki. İkram etmelisin yani. Tabii ki sefa yapman gerekiyor. Orada sefa da oraya koymayacağız. Yani ben oraya sen yemeyesin diye oraya koymadım ki. Al canım. Süs diye mi koydun? Al canım. Teşekkür ederim. Bir şey beceremiyorsun sen galiba. Çıtkırıldımsın evet, biraz. Evet ben prenses gibiyim evet. Birazcık evet. Anladım. Çok fazla beceremiyorum. Sen biraz çıtkırıldın. Soğuk olması ne anlamı geliyor? Şerbetin geliyor? Kendi özelliğinden. Bu Konya yaz bir süt şerbeti olduğu için bir gece önceden yapılıp buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. Buzdolabından çıktıktan sonra servis edilmesi gerekiyor. Sıcak içilmiyor yani. Hayır sıcak içilmiyor. Böyle soğuk içiliyor. Yani böyle soğuk evet işte içmek... O yüzden ateş yaktırdım size ısının diye. Ateşin de söndü biraz diye. Ama. Sıcak havada içilmesi bence daha doğru evet olurdu. Daha uygun olabilirdi evet. Ama yöresel olsun istedi. Konyalı olduğu için sanırım. Yöresel olsun istedi. Bu şekilde ikram etmek çok istedi. Hadi ben de senin gibi de diyeyim. Şimdi bu kadar... Eline sağlık. Teşekkür ederim. Benim de eline sağlık. Teşekkürler. Kesiyor. Hadi ben de senin diyeyim bir Türk kahvesi beklerdim ama işte ben maalesef bekleyemedim. Soğuk koydun önümüze. Ama bunun özelliği soğuk içilmesi zaten. Üşüdük. Hiç güzel olmamış. Beğenmedim. No. Seda Nur ne dese baş göz üstüne. Çünkü onu zaten dün gördük. Tavrını da gördük. Üslubunu da gördük. Böyle düşünmesi çok normal. Kıskanmış olabilir o da. Peki yanındaki nedir? Yine yöresel bir şey mi? O yöresel bir şey değil. Süt şerbetimiz tatlı olduğu için yanına hafif tuzlu bir ikramlık hazırlamak çekirdek istedik. Çekirdek galiba üzerinde. Evet çekirdek. Çekirdek. Kurabiye. Çekirdekli kurabiye aynen. Hı-hı. Tek lokmalık çekirdekli kurabiye. Hani yanına tatlı vermek istemedim ki içi iyice iç baymasın. Diye. Evet yanına mantıklı da tuzlu olmuş. Vermek istedik. Fincanların fiyatını öğrenelim. Çok önceden almıştım. Sanırım yemek takımıyla beraberdi. Bu 3500 TL'ye almıştım yemek takımını o zaman. Evet peki. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Sunumluklarını da öğrenelim ne kadar almış. Olur. Sunumluklarım çok ucuz. Tanesi 35 liraydı. Güzel. Bu arada Konya'dan bize katılmak isteyen... Bizim bitti mi sandınız? Lafınızı balla biliyorum ama... Öyle mi? Gel. Estağfurullah. Konya'ya bir çağrıda bulunalım mı? Tabii ki. Sözünü unutma. Bak kameradayız. Konya'dan da bize katılsınlar istiyorum. Konya'ya tabii gidelim ki. İstiyorum. Mutlaka, hadi mutlaka sen başvurun. Bütün Konyalılara sesleniyorum. Mutlaka başvurun. Gelsinler gelin. Çok tatlı biri. Ay canım çok teşekkür ederim. Sağ olun. Konyalıları bekliyoruz efendim. Başvurmaları evet. Adına. Buradan çağrıyı da damadımız yaptı. Seni peki söyledi. Bu buketler nedir? Bir yanıma alabilir miyim bundan, lütfen? Yanına istiyor. Yani bundan benim de haberim yok. Öyle mi? Evet. O yüzden kaldım. Ben de kaldım şu an. Benim de haberim yok bir şeyden. Aslanım. Evet. Biz Canan'la evlenmeden önce... Ay Canan şaşırdı şu anda. Ver Canan şu anı. Ben eşime evlenme teklif edememiştim. Öyle mi? Bu 80 milyonun önünde edeyim diyorum. Lütfen o zaman şöyle kameraya dönün. Sadece siz varsınız, biz yokuz. Ya teşekkür ederim. Buyurun, söz sizde. Hayatının geri kalanında eşim olur musun? Ay tabii ki olur. Harika. Ay çok güzel. Aynen. Ay ne güzel. Sarılın birbirine. Sarıl ağlayacak şimdi. Bak kıyamam. Şöyle bir dans edin bari. Hani bir tamamlansın değil mi? Damat beyciğim şöyle güller de gözüksün. Bir müzik rica ediyorum dış sesten. Olmaz suç geceyi
Ay gelin böyle gelin. Ay ne tatlısınız siz. Bayıldım bu sürprize. Vallahi Canan, ben de bayıldım gerçekten. Canan gerçekten bayılacaktı yalnız. Nasılsın? Bakayım yüzü. Ay yüzüm de büyük. Ay yüzüm de. Ay çok şık ama yüzümüzü evet. De şöyle kameraya gösterelim. Nefis. Evet. Gel buraya damat. Seni seçmiş. Sen nasıl, ne zaman planladın? Dış sesle mi yaptın o işi? Dış ses de hallettik aramızda. Vallahi ama eşim istiyordu ama. Zaten. Yapamamıştım ben o zaman. Öyle mi? Evet. Şimdi nasip oldu. Canan'ın evlenme teklifiyle ilgili söyleyeceğim tek şey şu. O kadar donuk kaldı ki orada kocasının kalkıp da evlenme teklifinden gerçekten pişman olduğunu düşündüm. Düşünmedim değildi. Yapmacık. Hiç mi bilmiyordu kocasının ona evlilik teklifi yapmayacak. Ay inanmıyorum falan. Ben yaptım. Resmen planlanmış önceden. Çok yapmacık. Çok güzel bir yanı. Evet çok güzel. Peki, bir yanı. Çok teşekkür ediyoruz bizimle bunu paylaştığınız için. Hepinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hadi çiçeğini al içeri geçelim. Haydi gidelim hadi. Hadi bakalım hanımlar buyurun. Hadi bakalım. Ben olsam evlenme teklif ettiğime pişman olurdum. Niye? O kadar donuktu. Hadi canım. Sanki tansiyonum düştü benim. Tansiyonum arttı. Terlemeye başladım. Sen hiçbir şey yapmamışsın. Çok zevksizsin sen. Doyamadı mı dün fotoğraflarında asmayı sağ sola? İşte her yeri nazar boncuğunla doldurdum. Bu mutfağın nazar değeceğini mi düşündün? Ben sinirlerimi aldırdım. Benim aldırdıklarımı da Seda yemiş. Ne sütüymüş o? Çok merak ettim. Bu Jersey ineklerinin sütü tatlı. Ah o inekler görse içi gider. Benim çeyizlerim bunlar. Ben evlenirken bunları getirdim. Salonlarda kullanılan ikramlık tabaklarını kullanmışsın. Kaç ay anne sütü emmiş. Aman çok zor. Aman çok zor. Az sonra. Canan Gelin'in müstakil villasındaki turumuza üst kattan başlıyoruz. Metrekare olarak hayli küçük olan salon, şık spor tarzı dekore edilmiş. Mutfak salona nazaran geniş. Dolapların ve tezgahın kullanım alanı ise hayli fazla. Kış bahçesi, yemek bölümü ve mini bir oturma alanından oluşuyor. Burası da Canan Gelin'in yatak odası. Akıllı yatak çok konforlu ve kullanışlı duruyor. Yatak odasından separatörle ayrılan giyinme odasındaysa gömme dolap, şifonyer ve ayaklı askılıklar göze çarpıyor. Büyük metrekareli açık banyoysa modern tarzda. Evimizin salonundayız. Şahane bir sürprizdi evet, Canan. Gerçekten bana da çok sürpriz oldu aslanım. Böyle bir dondum kaldım. Fark ettim evet, ben. Evet ne yapacağımı güzeldi bilmiyorum. Değil mi sürpriz hanım? Çok güzeldi. Evet, çok güzeldi evet. Tabii ki de evet. Nasıl yani yaptı? Coşkulu neşeli olabilirdi. Tabii ki de evet yaptı. Hiç fazla coşku yoktu. Yani. Ay Aslı Hanım kocasının yerinde ben olsam evlenme teklif ettiğime pişman olurdum. Niye? O kadar donuktu. Hadi canım. Gerçekten. Tatlım pişman olamaz. İnsan olamaz. Bir duygusunu belli eden. Aa, pişman olamaz. Yoksa? Pişman olamaz çünkü zaten nikahı bende. O tamam da hani sürprizden mi acaba dedim pişmanlığını görebilir. Sürprizden belki olabilirdi ama sanmıyorum olacağını. Çünkü benim mizacım genelde bu yönde. Özellikle bir de şaşırınca biraz daha donup kalıyorum. O yüzden yani normal halim aslında. Attın mı bu şoku? Attım. Attın. Şu an attım rahatsın. Gayretiyim. Aynen gayet rahat. İyiyiz. Evet. Isındık. Evimizde evet, sıcak. Evet. Bahçe evet, biraz sıcak. Soğuktu. Onun evet, da verdiği bir soğukluk vardı. Kesinlikle. O zaman hediyemi takdim edeyim ben. Tamam. Aç bakalım. Evet ortamın da ısısına uygun. Evet çok teşekkür ederim. Düşünceniz ay, yeter. Demek, tatlım benim. Ama gerçekten... Ya. Bu güzelmiş. Evet şöyle göstereyim. Ben de göstereyim. Wow. Evet, gerçekten elimde de var. Bir ilgili kullan. Düzenle gösterelim. Evet. Evet desenleri gerçekten çok uyumlu güzelmiş. Değil mi? Aynen. Çok güzelmiş evet. Yemek masama da çok uyuyacak. İnşallah. Çok güzel günlerde kullan bir tane. Teşekkür ederim. Hep rica böyle güzel muhabbetlerde, sofralarda kullanalım. İnşallah. Çok teşekkür İnşallah. Ederim. Çok nazik. İnşallah. Ne demek hayatım? Sen de çok naziksin. Senden ricam bunu bir içeri al evet, istersen. Ben hediye bir götüreyim. Evet sonra gel salon yorumuna geçelim. Tamam. Tamamdır. Tamam. Görüşmek üzere. Seduş. Efendim. Aklım sende kaldı. Evet. Vallahi bir yattım uyudum dönüyorum sağ Seduş.
Dönüyorum sola. Sedoş'un gözyaşları. Çok etkiledin beni. Evet, sinirden oldu hepsi. Niye böyle sinirlendin? Hak etmedim aslanım. Bir olur mu ya? Üç tane bir çıkardın ha aslanım. Zaten ilişki testinde geçemedim, oradan geçemedim. Ne kazandım ben bugün? Vallahi ne kazandım ya? Ay kıyamam sana. Bu mu yani karşılığı? Bu olamaz ki. İçmiş bir şeyim güzel değildi. Bütün birileri bana verdiler. Bütün birileri ona niye verdiniz? Evet. Göreceğiz siz de biz de bütün birileri diyorsun. Evet. Bakacağız. Ben de onlara iade edeceğim günlerinde. Diyorsun. Evet. Bekleriz. Anladın. Yok ya. Sen adaletli kızsın. Anladın. Hayır adalet. Adalet ben de yapmadılar. Ben nasıl adalet yapayım onlara? Ben de yaptılar mı adalet? Yapmadılar diyorsun. Yapmadılar. Aman boş ver. Rakamların önemi yok hayatım ya. Tabii ki de yıkılmadım ayaktayım mutlu. Mesajı verelim. Yıkılmadım ayaktayım mutlu. İşte bu kadar. Peki hayatım artık salon yorumuna geçelim. Tabii ki. Hazırsın. Hazırım. Canan Gelin'in salonu şık spor tarzda dekore edilmiş. Ahşap detaylı nubuk oturma grubu krem ve kahverengi olarak kombinlenmiş. Mermer yemek masası ve siyah sandalyelerin rengi oturma grubuyla uyumlu değil. Gelinimiz kahverengi berjerlerinin yanında kullandığı tekli koltuğu şalla kapatmış. Dokuma halı salonun tarzına yakışan bir seçim. Ve son bir not, metal tekli sarkıtın koridor ve mutfaklar için daha uygun bir model olduğunu belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Canan canım, konsolu siyah tercih etmişsin ama üstündeki mermer desen de siyah. Onun yerine bir soft renk kullanabilirdin, krem rengi olabilirdi, beyaz olabilirdi. Neden mermer desen tercih ettin? Sanki tansiyonum düştü benim. Aa. Evet, ellerim avuçlarım terlemeye başladı, tansiyon oldum. Terlemeye başladım. Ben soğuk soğuk terler. İyi misin? Bilmiyorum, tansiyonum düştü galiba. O zaman sağlık ekibimiz var. Hayır, tansiyonum üstünden. Bende var şeker gibi değil de sanki gizli bir şey. Bir şekerim falan yük, tansiyonum düşünce böyle terliyorum, gözlerim kararmaya başlıyor. Ama şu an kararmıyor yani. Hissettim kendim sadece. Ne yapalım? Bir tansiyonuma baksınlar gerçekten. Bir tansiyonuna bakalım hemen. Seda, başta oyun yapıyor sandım yani, bir numaralar, bir hareketler yapıyor sandım ama sonra gerçekten gözyaşı yani bir sıkıntısı olduğunu anlayınca endişelendim. Kız numara mı yaptın bana? Kur'an çarpı numara yapmadım. Beni mi denedin? Vallahi. Gününden bahsettim. Ver elimizden sana tatlım bir su. Bir su iç şöyle. Bir derin nefes alalım birlikte. Şu çenesinde de şurasında da bir teri var şurada. Bir sil tatlım. Bak senin evini yorumlayacak diye heyecanlandı. Evet bence de. Bak bak bardağa bak, elbisenle aynı renk. Evet Canan senin için uydurmuş. Evet, Canan. Ne güzel bardağın var. Evet. Bak elbisesiyle de uydu. Bir örnek oldu onunla. İyi misin tatlım? Devam edelim mi biz? Ay, edelim. Peki. Korkuttum. Bir şey olursa yine söyle. Tamam. Ama ağlamadan söyle. Ha? Tamam. Korkuyoruz burada. Seda'nın numara yaptığını düşünüyorum tansiyon olayında. Bence sadece göstermek için, böyle ilgi görmek için yaptı gibi hissettim ben onu. Evet Merve. Siyah konsol gözüme çarptı benim. Hı-hı. Aslı Hanım. Üzerinde siyah mermer desenler gördüm. Onun yerine soft... daha fresh bir renkler olabilirdi, krem rengi olabilirdi. Hı hı. Çok karartı geldi. Neden tercih ettiğini öğrenmek istiyorum ben. Şimdi aslında şöyle, siyahın üzerine krem açık renk olsaydı çok bariz bir fark olurdu. Ve bence göz tırmalardı, sevmezdim. Beni rahatsız ederdi yani. Çok yoğun değil, zaten salonda başka noktalarda da böyle mermer deseni olmadığı için benim için sakıncası yok. Bir de yemek takımımla aynı anda almıştım ben onunla, takım almıştım. O yüzden sonrasında koltuklarımı değiştirdim. Fakat onları değiştirme gereği duymadım.
Çünkü severek aldım ve severek kullanıyorum. Ve yeni yani zaten gayet yeni. Evet, 4 yıl. Yatı nedir? Çok şık bir takımmış. 4 yıl önce. Masası güzel. Ben evet, masayı beğendim. Güzel, güzel. Masa çok sandalyeleri de bu değil mi? Evet, sandalyeleri de bu. Evet. 4 yıl önce 45 bin liraya almıştık konsolla masa sandalyeyi. Bayağı. Evet. Yani ucuz da değil 4 yıl önce evet, olmasına evet, rağmen. Değil mi? Evet. O yüzden hala sapasağlamlar kullanıyorum. Ben de o yüzden değiştirme gereği duymadım. Evet canım. Canım ben şuradaki halını soracaktım. Dokuma mı? Yani nasıl? Dokuma halı evet. Şöyle antibakteriyel olduğu için onu tercih ettim. Çünkü benim oğlum alerjik. Hav ve tüy yapmaması açısından alerjik çocuklara daha uygun olduğunu biliyorum o halının. O yüzden onu kullanıyorum. Rahat ettin mi o halıdan sonra? Rahat ettim. Aslında bana kalsa ben hiç halı kullanmayı sevmiyorum. Evet, ben de öyle. Çok da nadiren halı kullanıyorum aslında. Bugün de siz geleceksiniz diye tüm halılarımı serdim. Yoksa halı kullanmamak daha çok tercihim. Tüm halılarını serdiğim belli yani. 3 tane halı var, hepsi evet, bambaşka. Evet. Ne bulduysan atmışsın. Aynen öyle yaptım. Hangisi nereye uygunsa onu koydum. Bir de ben duvarlara takıldım. Tavana mı demek evet, istiyorsun? Böyle bir evet, şeyler var. Rütbet olmak evet, gibi. Bir şey olmuş evet. Bu ev kiraydı değil mi? Bu kira evet. Evet aslanım kira. Yani şöyle aslında. Bir nem rutubet falan var. Nemden ziyade buranın üst katı teras. Ha şu kısmın üstü evet, teras. Evet burasının üzeri teras. Evet. Biz aslında bunu geçen hafta yaptırmıştık. Fakat biz pazartesi günü diğer arkadaşlarımızın evini ziyarete giderken burada ciddi anlamda bir kar yağışı vardı. Ve sanırım bugün de karlar erimiş. Evet. Karlar eridiğinde de olmuş. Bahçede de gördük şu kadar aynen, bir kar kalmış. Aynen. Eriyince sanırım, bunlar yeni mi oldu? Yazık. Daha önce gördüğümü zaten yaptırmıştım. Hani onun masrafından zaten kaçacak insan değilim de. Peki bir şey soracağım. Hani ev sahibin ne diyor bu duruma? Yalıtımla ilgili bir problem. Evet. Evet. Evet terasla evet, alakalı bir sıkıntı. Evet. O eski galiba biraz zararmış. Yok. Geçen hafta çarşamba günü zaten yeni boyattım tavanını. Bildiğim için problem ama peşine kar yağdı. Üzerine de iki gün biz evde yoktuk. Geldiğimizde biz de böyle bir sürprizle karşılaştık. Geçmiş buradan olsun. Da şey olsun, ev sahibine de mesaj olsun. Bence de biraz hızlandırsın yani, tadilatı için. Doğru. Yani kesinlikle olması dış cepheyle ilgili bir tadilat yapılması şart aynen, bence. Bir de çocuklar olduğu aynen, için zaten evet, iyi bir yani şey değil. Tehfiz etmek de sıkıntı. Sıkıntı aynen, tabii. Aynen. Özellikle ama çocuklar için. Yani evet. Talihsizlik evet, olmuş gerçekten. Evet. Hepimizin başına gelebilir dediğiniz gibi. Doğru. Dikkat ettiniz mi? Tül, fon vesaire yok. Ben onlara geçiyordum. Şey ofis perdesi gibi. Öyle mi? Evet. Sen de mi salon perdesi? Ben de diyeyim yani evi perde gösterir, hani giydirir derler. Yani burada sanki şöyle ofise bir gelmişiz, neydi salonda senin, değiliz. Dur. İşkembe tül gider miydi sence buraya? Ya onun tarzına pek uymaz. Yani bence onlar daha klasik kalıyor. O ben ondan söylemiyorum ama burası da iyice ofis gibi olmuş. Yani salonuna değil de ofisine gelmişiz gibi. Herkes perde kullanacak diye bir şey yok. Ben perde sevmiyorum. Niye sevmiyorum? Perdeyi yıkaması, fonu yıkaması, ütülemesi, asması falan zaman kaybı. Evet. Ben bunlarla zaman kaybetmek istemiyorum. Benim zamanım çok değerli. O yüzden bunlar da zaten salonum spor döşenmiş store, bir salon. Store abi. Evet, store'la. Bunlara pratik zebra mı diyorlardı? Aynen, zebra. Evet. Aç kapatlı. O yüzden benim işimi kolaylaştırıyor ve bana pratik geliyor. Zaten sevmiyorum, tül de sevmiyorum. O yüzden ben böyle bir şey tercih ettim. Ay Canan, benim böyle bir salonum olsa nasıl yaparım, güzelleştiririm. Sen hiçbir şey yapmamışsın, çok zevksizsin sen. Ay senin zevkini dün gördük, çok güzelleştirmişsin. Canım benim gerçekten fon koymamışsın, ofis nerede senin sandalyelerin falan filan. Düğün salonu fonu koymak. Butinek çevirdin burasını, mağaza butiği mi burası, baksana. Nasıl? Ben işimi öyle aşkla yapıyorum ki evime bile taşıdım. Koltuğun üstüne de sermişsin şey örtü. Evet. Ya koltuk üşümesin diye örttün ya da kirlerini gizledin. Valla ikisi de olabilir aslında. Bak canım benim, bence sen temizlikçine söyle. Selamımı Seda gelin tamam, var de. Tamam. Evi de çok böyle her detayını inceledi de. Kız niye örttün onun üstüne örtü? Üşümesin diye örttüm. Oo. Peteklerin çalışmıyor. Çünkü kıymetli benim eşyam. Koltuğum kıymetli, üşümesin diye. Biz oturmayalım diye değil mi? Yok canım. Gelinlere bu bir hakaret. Kirden, biz mi kirleteceğiz koltuklarını senin? Kirden ondan korksam zaten şu an üstünde oturduğun koltuk da açık renk. Oraya ağırlamazdım seni. Keşke kapatma, senin çok kötü bir görünüm.
Efendim? Battaniye mi o öyle üstündeki? Koltuk şalı Aslı Hanım. Evet, hani koltuk şalı. Battaniyesi, koltuk şalı gibi bir şey. Evet. Ama dedi sana üşümesin diye örttüm dedi. Evet, üşümesin yani. İyi koltuk benim, ama zevk benim. O yüzden attım. Ben öyle uygun gördüm. Bence sen biraz orası kirli diye kapatmak istedim. Yok, kirli olduğunu düşünmüyorum. Açık bakabilirdin, keşke baksaydın. 4 yıllık gelinim deyip duruyorsun. Evet. Doyamadı mı düğün fotoğraflarında asmayı sağa sola? E tatlım, nasıl doyayım? Daha teklifimi yeni aldım aşkım. Her zamanki gibi taze. Tabii. Nasıl doyayım? Maşallah. Gayet de güzel duruyor orada. Çok hoşmuş fotoğraf. Zaten bir tane fotoğraf var yani. Onun haricinde de... Bir tane mi var? Evet. Fotoğrafçının hediyesiydi. Orası da çok boş kalmasın diye oraya astık. Öyle duruyor. Baş köşende bir çiçek vardı. O ne anlamda? Yani çok mu özeldi orada, evet, duruyordu? Evet, o baş köşeyi hak eden bir çiçek benim için. Çünkü Yakup beni istemeye gelirken o çiçekle gelmişti, onu yaptırmıştı bana. Normalde böyle çok kurutulmuş şeyleri sevmem, evin enerjisini düşürür diye. Evet. Fakat o anlamı güzel olduğu için ona kıyamıyorum. O baş köşemde duruyor. Yani bakabilir miyim peki? Falan kullanabilirdin onu. Salonun hiçbir alakası yok çünkü. Yatak odamı gördüğünde o çiçeğin oraya uygun olmayacağını sen de düşünürsün. Yatak odamı gördüğünde konuşalım bunu. Peki. Bir de böyle yatak odasında kuru çiçek falan. Ha? Enerji düşürür, Seda'yı gerek uydum. Yok. Hayır, bana çok uydu. Çek beni kameracı. Beğendin mi Seda? Beğenmedim. Beğenmedin mi? Bu ne Seda? Böyle başak başak. Tam senlik aslında. Bence. Senin gibi renkli renkli. Morlu da. Evet. Arkadaşımızın önemli bir şeyi bu. Yani. Evet. Sen de maneviyata çok değer veriyorsun. Bende de var. Ben de kurutmuştum. Evet, başka eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben bir şey ekleyeceğim. Ha canım. Abajura baksana da uzaya gidecek gibi duruyor. Uçan daire gibi yoksa. Seda'nda da benziyor. UFO mu geldi? UFO geldi. Olay mı geldi? Seda da sağ olsun her şeye bir şey benzetiyor, her şeye bir kulp buluyor. Hiçbir şeyi beğendiremedi. Dün senin sehpalı lambaderinden sonra benim lambaderim sana tabii biraz farklı gelmiş olabilir. Peki eklemek istediğimiz bir şey var mı? Ben avizeleri soracaktım. Siyah metal. Evet. Burada ikisi aynı, şuradaki farklı. Evet, çünkü orası yemek alanı ve yemek alanı farklı bir yerde konumlandı. O yüzden o farklı. Siyah olması da koltuklarımın ayakları siyah. Ünitem siyah ve sehpalarım siyah olduğu için onları da siyah tercih ettim. Canan canım, avizelerin fiyatı nedir? 3'ü 500 TL civarı bir şeydi. Güzel. Belki daha bile uygun. 500 gerçekten uygun. Modern. Aynen. Yani burası gerçekten şık, spor ve çok modern bir salon. Canancığım, dokuma halının fiyatı nedir acaba? Onu 3500 TL'ye aldım. Koltuklarının fiyatları? Koltuklarım 45.000 TL, onlar yeni alındı. Ofis perdelerin peki? Ofis perdelerim hediye. O yüzden onların fiyatını bilmiyorum. Anladım. Bu arada farkındaysanız evet. Üçlü zigonu da burada. Evet. Bu üçlü zigon da ayaklar siyah. Avizeler orayı yakalıyor. Evet. Televizyonu koymuş olduğu evet. Konsolu da yakalıyor. Lambaderin ayağı da siyah. Aynen oradan öyle. Da. Metalleri özellikle siyah kullanmış. Evet, siyah tercih etmiş. Zigonlarının fiyatını öğrenebilir miyiz? Zigonlarımı daha çok yeni aldım. Hatta sizin için özel aldım. 3500 TL'ye aldım. Vallahi zigonsuz bir ev düşünemiyorum. Evet, evet. İyi günlerde kullan. Çok teşekkür ederim, çok hanımlar, sağ olun. Hanımlar, hazırsak ve bittiyse ben şöyle salonun uzantısı mutfağa doğru sizi göndermek istiyorum. Buradan izleyeceğim sizi. Böyle bir evde oturuyorsun, böyle bir villadasın, spor bir tarzın var ama bu şekilde bir oturma grubu kesinlikle beklemezdim. Geldin evime canım benim, baktın biberlerime. Ay dedin saçım bozuluyor, sen de çok sarkıtmışsın. Bu ne bakayım? Herkese saldıracak. Herkes hazırlıklı olsun. Ben gardımı aldım. İlk defa gördünüz böyle bir yatak. O yüzden yatak anlamamış oturma odasına gelmişsin. Çekyatı açmışsın gibi. Bak perdelerindeki lekelere bak. Senin yardımcın vardı, evet, doğru. Evet, ben silemem. Beğenmedim aslanım. Ben beğenmedim ama zaten jakezi sütün nerede bu? Ne sütün? Gerçekten gözlerimi şu an inanamıyorum. Halanın, ninenin, dedenin, sülalenin emeği hiç yok. İhtiyacı olan kazansın bari, sen kazanma. Çeyizin 0-0-0. Bu tabak hiç yakışmış mı? Balık yüzüyor. Çeyizim yok diyemedi. Çeyiz sevmiyorum dedi. Gerçekten tıkandın diye sana su vermeye gidiyorum. Yoktu, böyle bir göstereyim dedim. Az sonra... Canan Gelin'in metrekare olarak büyük mutfağı country tarzda. Antresit rengi üst dolapların çoğunda camlı kapak kullanılmış.
Beyaz ara fayanslarla ahşap tezgahın uyumu gayet güzel. Tezgah alanı fazla olduğu için bir bölümü kahve köşesi olarak değerlendirilmiş. Jüt halıyla ahşap tezgah uyumu çok hoş. Gelinimiz salonu gibi mutfağında da zebra store perde tercih etmiş. Son olarak metal avizeyi mutfağa uygun bulduğumuzu belirtelim ve sözü ev sahibi gelinimize bırakalım. Kızlar, günlerdir görmediğimiz mutfağı benim mutfağımda görebilirsiniz. Buyurun yorumlarınızı bekliyorum. Neyden bahsetti bu şimdi? Günlerdir göremediğimiz mutfak mı? Evet tatlım. Antrasit olan mutfak. Evet, aynen canım. Antrasit olan mutfak. Gold kulüplerim var ama şeyim evet. Mat. Neyim mat? Musluğum mat. Tatlım ev sahibi öyle taktırmış. Ben kiracıyım burada. Değiştirebilirdin canım. Niye değiştireyim? Benim gözüme batmıyor. Ben gayet seviyorum. Vallahi benim hoşuma gitmedi. İçi içime açmadı. Aşkım ama sen alışıksın kahve tonları. Bile o yüzden açmamıştır. Kira ödüyorsun. Evet. Ama her yerini nazar boncuklarıyla doldurmuşsun. Evet tatlım sen geliyorsun diye. Ben de var nazar boncuğum. Dün bana laf söyledin. Tırnakların öyle, tırnaklarım böyle nazarlandı, kırıldı tırnaklarım. Bakayım. O yüzden sen geliyorsun diye özellikle her yeri nazar boncuğunla doldurdum. İyi yapmışsın. Evet. Bu mutfağa nazar değeceğini mi düşündün? Evet tatlım düşündüm gerçekten. Ay. Evet. Nesini beğenmedin merak ettim. Böyle girdiğinde evet albenisi hoş, güzel, country benim mutfağım gibi. Ama detaya indiğinde tamamen bir karmaşa. Mesela nesi sana karmaşık geldi? Yani aksesuarların karmakarışık ne bulduysan koymuşsun zaten. Şuradaki rafların içine gözlük kutusudur, ne bileyim ses bombasıydı, kahve makinesinin rengi. Bambaşka. Diğer kahve makinesi bambaşka. Kahve makinesini özellikle orada bıraktım ki eleştirecek bir şeyler bulun. Başka eleştirecek bir şey bulamayacaksınız. Evet. Bilerek kahve makinesini oraya bıraktığını düşünmüyorum. Ben çok inanmadım. Durumu toparlamak için buna çevirdi. Ayrıca oradakileri evet çok hoş gözükmediğinin ben de farkındayım. Ama size de bir iki bir şey bırakmam lazım ki eleştirin beni. Bir iki beni. Bir şey değil bayağı Bir de orada böyle sürekli kullandığım elimin altında olması gereken malzemeler var. Ben de birazcık da unutkanlık var. Sağda solda bırakıp unutuyorum. O yüzden sürekli orada elimin altında dursunlar diye bırakıyorum. Açık camlı kullanmışsın kapaklarını. Yani evet. İçleri de ona göre o zaman mutfağına uygun yapmalıydın. Yok mor bardaklar, sarı tabaklar. Hepsi ayrı telden çalıyorlar. Altın sarısını ve normal sarı tonlarını evimin her yerinde görebilirsin. Mutfak dolaplarının kapaklarını ben taktırmadım. Dediğim gibi ben bu evde kiracıyım, kendi evim değil. Ama almak gibi bir niyetim var. Eğer alırsam ben de o durumdan çok hoşnut değilim. Ama kötü gözüktüğünde asla düşünmüyorum. Bence seninkiler de böyleydi ki sen kendi mutfağında benimkiler kıyaslama. Benimkiler kullanmacamda. Seninkinin neresi olduğu belli bile değil. Paris bir kere benim yerim canım. O sadece dış çekim için kullanabilirsin. Benim içi gözükmüyor. Ben ekstra masraf yapmak istemiyorum. İstiyorsan ona göre doldurmalıydım. Ekstra masraf yapmak istemiyorum. Ev benim olsa istediğimi yaparım. Fakat kiracı olduğum için ve ev sahibi de evde değişiklik yapılmasına müsaade etmediği için bu şekilde kullanıyorum. Keşke sen buzlu camla yapsaydın. Benim öyle ya zaten. Ya o perdelerini benim böyle gözü gülü perdelerini koymasaydın. Ay senin perden ne acaba buraya koymuşsun bu perdeyi? Benimki dümdüz. En azından gül yok. Ay evet kırçıllı griyle çok güzel, çok düzler. Bence çok güzel. Evet çok düzmüş vallahi gerçekten. Vallahi bence çok güzel. Burada kullandığın sabunluklar kahverengi, arkada yağlıkların yeşil renk. Evet. Hepsi bambaşka. Evet. Çok biraz karışık. Renk seviyorum, evet. Canan, biraz ben halın ile avizeni yorum yapmak istiyorum. Tabii ki. Müsaade ederseniz tabii eğer ki derim. Bana. Avizeni bir saksıya benzettin. Bence de. Mutfağına özellikle bir bohem havası vermeye çalışmışsın. Gayet de başarmaya da çalışmışsın. Hı-hı. Ama saksı gibi durduğu için maalesef halınla örtüşmüyor. Daha çok jüt tarzı bir... avize beklerdim senden çünkü şurada da bir makrom kavanoz görüyorum örgüden. Evet, evet. Daha çok birbirine uyum sağlayabilirdi. Evet. Mutfağına ayrı bir hava vermiş fakat avizenle uyuşmadığı için maalesef beğenemedim. Evet aslında avize için haklı olabilirsiniz. Daha farklı avize olabilirdi. Fakat tüm ev genelinde ve salonda dahil bu tarz metal avizeler kullandığım için ekstra avizeye de harcama yapmak istemedim açıkçası. Yani sonrasının için planlarım var. Onlar gerçekleştirirse zaten komple bir tadilata gireceğim. Böyle ufak tefek şeyler için de harcama yapmak istemedim. Ama haklı olabilirsin. Saygı duyarım. Beğenmemiş olabilirsin. Ama ev genelindeki bütün avizelerle bir bütünlüğü var. O yüzden onu değiştirmedim. Anladım. Ben bir şey daha değinmek istiyorum. Hı-hı. Orada gözüme çarpan bir metal aksesuar var ama bunu hangi amaçla dolabın üstüne koyduğunu gerçekten anlayamadım. Yer bulamadım çünkü tabii ki açıklarım. O kadar dolabım varken yer nasıl bulamadın? Bulamadım çünkü bu buzdolabının bir parçası. Şişelik koymak için.
Fakat ikramlıkları dolabı çok doldurduğum için sığmadı. Ben de hemen elimin altından kalksın diye oraya koydum. Ama güzel tespit, tebrik ederim. Rica ederim. Mutfağını genel olarak beğendim. Hı hı. Sadece beyaz eşyalarında bir uyumsuzluk fark ettim. Bu beyaz, o gri. Hatta onların rengi de tam birbirine uyuyor gibi mi? Ben de fark ettim. Gri. Hı hı. Neden dolapla kullandığını sorabilir miyim? Neden o şekilde kullandım? Şöyle, ben bunları alırken aslında hepsini set olarak almıştım. Evet. Ve hepsi griydi. Fakat ben çok yoğun bir şekilde çalıştığım için evde gelip böyle temizlikle falan çok uğraşamıyorum. Gri'de de çok iz bırakıyor, parmak izi bırakıyor. Evet. O yüzden baktım ki başa çıkamıyorum. Değiştirdim, beyaza geçtim. Burada ev ya da beyaz, ara fayanslar da beyaz. Çok sırıtmadı. Yani benim gözümde sırıtmadı, beni rahatsız etmedi. O yüzden burada komple beyaza geçtim. Bir uyumsuzluk gibi var sadece. Aynı renk olsaydı belki daha uyumlu olabilirdi. Evet, olabilirdi ama öyle oldu. Yani griyi temizlemek zor geldi açıkçası bana. Peki o kadar ne kadar böyle aldın beyaz eşyalarını? Beyaz eşyalarımı, buzdolabım 28.000'di. Bulaşık makinemi 12.000 almıştım. Ankastremi 8.000 aldım. Halının fiyatını öğrenebilir miyim? Halımı 1500 TL'ye aldım. Uygunmuş. Hı hı. Geldin evime canım benim, baktım biberlerime. Ay dedin saçım bozuluyor, sen de çok sarkıtmışsın. Bu ne bakayım? Tam ben sana yakışan bir hareket. Tertemiz tam sana yakışan bir hareket. Onu elinle al istersen, kafana düşmesin, yarar saksı. Çünkü. Evet, saksı yarar kafana. Rahatladın mı? Rahatladım. Tamam tatlım. Dünden sonra rahatladıysan benim için hiç sıkıntı rahatladım. Yok. Ben böyle şeyler hiç gerilmem biliyor musun? Hiç beni germez böyle şeyler. İstersen aha, kafana da takabilirsin. Yok sen tak, senin takımını gayet güzel. Ben takarım aşkım. Takacağım. Hoşuna gider mi? Ben onu gıcık etmek için yaptım, moralini bozmak için yaptım. Aslında bozuldu da işte alttan almamam öyle falan filan. Hanım çağ oynadı. Hiç gıcık olmadım. Ben çünkü bu tarz şeylere takılan bir insan değilim. Gayet güler yüzle ve espriyle karşıladım yaptığı hareketi. Yaşına veriyorum yaptıklarını. Seda Nur, sen dünün acısını mı çıkartıyorsun Canan'dan? Evet canım. Onu merak ediyorum da. Evet canım. Ben size ne dedim dün? Ne dedim? Ama haklıya haklı, haksıza haksız. Hatırlat, ne dedim ben sana? Ne dedin? Ne dedim ben sana? Canan, seni de vicdanına bırakıyorum. Hepinizi vicdanınıza bırakıyorum. Hakkımı da hiçbirinize helal etmiyorum. Ama hepinize soracağım. Hepinize bak, hepinize diyorum. Net. Bu hafta yani gördünüz ya, dışarıdan baktınız bana hanım hanımcık. Ama içlerinize gireceğim. Görün bakalım nasıl bir fenalık. Biliyorsun ki bu bunlar bir yarışma. Bu bir yarışma. İyi olan kazanıyor. Ay bu kelimeyi kullanmadan artık gerçekten sıkılmadın mı ya? Sıkılmadım. Gına geldi yani. Gerçekten gına geldi bize. Evet, çok haklısın. Açık açık tehdit ediyor ama dünün acısını çıkartacağını zaten bekliyordum. Benim evimde hiçbir şey bulamazsın. Kıyaslama dahi yapamazsın. O yüzden anca böyle gördüğün aksesuarları falan çekebilirsin. Kira aşkım gücüm buna yetti. Bunda oturuyorum. Benim de canım gücüm buna yetti. Ben senin evi ama çok fena eleştirdin. Evet. Perdeme anneanne perdesi, anne perdesi falan filan dedin. Yok, ben düğün salonu perdesi demiştim. Ha, senin perden ne? Kırcılmış yaşlı dede perdesi. Evet, dede perdesi. Evet, sakallara çıkmış bak sana. Evet, yaşlandı. Senin yorumlarından sonra perden bile yaşlandı burada. Renk attı perde, beyazladı böyle. Allah'a kadar kremi. Evet. Dönüştü. Aynen. Seda Nur sana şu an tırnak bütün tırnaklarını çıkardı. Zaten nazar da değdirdi bana. Güzel bir davranış sergilemiyorsun şu an Seda. Evet, yarın göreceğiz. Kendi gününü geçirdi diye şimdi geri kalan herkese saldıracak. Herkes hazırlıklı olsun. Ben gardımı sen aldım. Sen de şimdiden kendini hazırla. Yarın bombardımanla gelecek. Sorun yok. İstediğini yapabilirsin. Hadi tamam. Şimdi Canancığım sana da veriyorum. İki verdin. Tamam. Ama sen direkt bir çıkardın. Acaba senin o yeni aylık evrini çok merak ediyorum. Geldiğinde görürsün, ben hiç biliyorum yok. Görelim. Puanını verdikten sonra da hala misafirperverliğimi koruyacağım. Senin yaptığın hareketleri yapmayacağım. Tamam, yapma. Benim evime ilk defa misafir olarak geleceksiniz. Bir daha belki görüşürüz, görüşmeyiz. Bu önemli değil. Nasıl görüşmem? Ondan dolayı her zaman misafirperverliğimi koruyacağım ben. Sen merak etme. Cici kızı oynamaya devam et. Sensin cici kız, kendine gel bence. Nasıl bir kız, nasıl bir sinsilik, nasıl bir ısmıklık. Her söylediğim sözün arkasındayım. Ben o kızı hiç sevmedim. Yarın o görsün. Yorumlarınız bitti mi hanımlar? Bitmedi işte. Ne dersin, artık haftanın ödüllü oyununu oynamaya gidelim mi? Haydi gidelim. İddialı mısın peki? Çok iddialıyım. O zaman bir an önce gidelim. Haydi gidelim o zaman. Bir de benim mutfağımı beğenmiyordu. O da country, bu da country. Ama benimkinin her şeye uyumlu, kullanılması gereken şekilde. Buradakiler pek doğru değildi.
Şimdi sırada haftanın ödüllü oyunu var hanımlar. Görmüş olduğunuz bu altın kolye için yarışıyorsunuz. Oyunumuz efendim, mantı makarnalarımız hazır. İçlerine kıyma dolgusunu dolduracaksınız. Evet. Ve 90 saniyemiz var. 90 saniye içerisinde en fazla mantı dolduran gelinimiz görmüş olduğunuz altın kolyenin sahibi olacak. Dün Seda Nur bu muhteşem kolyeye veda etti. Veda etti. Bay bay dedin, ayrıldın. Fark ettim, çok üzüldün. Ben de üzüldüm. 10 tane mantı yaptın. Sen 14 tane yaparak şu anda birinciliği devam ediyorsun. Kolye bende. Hadi umarım diğerleri o kadar yapamaz. Emin olma kendinden, daha biz varız. Evet. Hadi bakalım, göreceğiz. Göreceğiz. Hadi o zaman Canan için 3'ten geriye sayalım. 3, 2, 1, başla. Yapamaz. Hızlan Canan, Canancığım yapacaksın hayatım. Hadi. Yapamaz. Fena değil. Bak ben size söyleyeyim. Ama hiç güzel doldurmuyor ki, hepsi kaldı baksana. Yarım yamuk. Doğu koy, kapat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sıfır. Bakalım kaç tane yaptın Canan? Hiç bilmiyorum vallahi, hiç bakmadım Aslı Hanım, göreceğiz. Peki bir şey söyleyeceğim, ilk defa mı yapıyorsun tatlım? Bunu mu? Eldivenlerime yapıştı aslında, ilk defa yapmıyorum ama. Evet, eldivenlerine çok yapıştı Aslı Hanım. Eldivenlerime yapıştı, evet. Aslında eldivenleri nemlendirseniz biraz değil mi? Evet, onu düşünemedim. Sayalım. Yapıştı. Hayır, eldivensiz de yapabilirsiniz ama genelde eldiven tercih ediyoruz ya hani. Evet, evet. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gidi gidi. Bir şey söyleyeyim mi? Seni var ya yakalıyordu. Bir tane. Bir taneyle berabere kalamadınız. Evet. Hiç fena değildi. Bence de. Hadi bakalım. Yarın size kızlar. Evet. Yarın seni göreceğiz. Yarın evet sen. Ne yazık ki Canan da elendi. Evet, haftanın ödüllü oyunundan. Peki 50.000 TL acaba hangi gelinin olacak bu hafta? Evet. Acaba Seda Nur'un mu olacak? Merve'nin mi olacak? İrem Nur'un mu olacak? Canan'ın mı olacak? Yoksa Eliz'in mi olacak? Göreceğiz bakalım. Hiçbir şey kalmadı cuma günü. Her şey belli olacak. Haftanın oyununda iddialıyım. Makarnaları en çok ben doldururum bence. Haftanın ödülünü de ben alacağıma eminim. Evet, şimdi ne yapıyoruz hanımlar? Yatak odasına geçiyoruz Canancığım. Biz şuraları toparlayalım. Sen de çık. Tamam. Ellerini yıka. Yatak odasında buluşalım. Tamam, bekliyorum aslanım. Hadi bakalım kızlar. Bakalım biz de ısınmam. Canan Gelin'in yatak odasında ahşap separatör kullanılarak uyku ve giyinme alanı birbirinden ayrılmış. Füme rengi akıllı yatak, uyku alanına modern bir hava katmış. Masaj özellikli uzanma koltuğu ve ahşap köşe sehpalar yatağı daha da kullanışlı hale getirmiş. Son olarak siyah kablolu, örümcek model avizeyi odaya çok yakıştırdığımızı belirtelim ve sözü ev sahibi gelinimize bırakalım.
Aa Canan, ne yapıyorsun burada böyle tek başına? Ay dış ses kızlar beni çok yordu. Biraz dinleniyorum, biraz kendime masaj yapıyorum. Rakiplerin gelir birazdan, kalksam mı acaba diyorum. Ay vallahi gelsinler, onlar da o kadar yormasaydı beni. Vallahi benden günah gitti, seslen de gelsinler o zaman. Kızlar! Aslanım! Bak bir de bizi çağırıyor, bir de bizi çağırıyor. Ooo! Ooo gelin hanım. Vallahi çok yordular aslanım beni. Çok yordular beni. Çok mu yoruldun? Evet geç kızlar yavrum, beni geç. Çok yordular bugün. Canan ne yapıyorsun? Ne bu haller Canan ya? Nasıl çalışıyorum? O kadar geldiniz ki beni. Yapıştı mı sana şimdi bu? O kadar yordunuz ki rahatlamaya çalışıyorum. Kim yordu daha çok az? Canan. Vallahi en çok sen yordun Sedacığım. Biliyorum sen de dünden gerginsin. Denemek ister misin? Belki biraz rahatlatır seni. Rahatlat. Masaj yaptırmış olursun hem de. Sen devam et. Biz hangi odaya geldik acaba? Siz benim şu an yatak odama geldiniz. Aslanımcığım, kızlar böyle yatak odası görmüşler mi? Nasıl puanlamadan geçecekler burasını? Diyorsun. Evet. Sen bacak bacak sinelen bari. Bayağı rahatsın Allah. Sedacığım gel sen de birazcık yok, rahatla. Yok yani, sen dünden çok gerginsin zaten. Buraya da bugün böyle patlama hazır bomba gibi geldin. Ben sinir yedim bugün. Gel biraz rahatla gel. Sinir mi yedin? Sinir yedim Aslanım. Ne diyorsun ya? Doğuşa kızarttırdım, kızarttırdım. Sinirleri yedi. Katlandı, katmerlendi. Belli, belli aslanım. Belli geldiğinden beri yedi beni zaten. Sen sakinleştin biraz mi yavrum? İyi ben misin ben böyle? Çok sakinim. Ben sinirlerimi aldırdım, benim aldırdıklarımı da Seda yemiş. Canan'ın yerine geç istersen Seda sen. Gel bir rahatla dene. İyi mi, güzel masaj yapıyor mu? Kalitesine evet. Bir bak. Kesinlikle görgüsüzlük yani. Masaj koltuklu yatağın var diye bu hareketler nedir saygısızlık? Biz ilk kez geliyoruz senin evine. Bu şekilde hareketler hiç hoş değildi. Bana bu kadar yetti Aslanımcığım. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz canım. İyiydi yani kendine geldin. Evet kendime geldim. Heh, çok hazırım. Hazırsın. Çok hazırım şu o anda. O zaman kimden başlayalım? Zaman. Hadi bakalım evet, senden başlayalım. Canan burası yatak odası evet, anladığım yatak kadarıyla. Evet. Anlayabildim mi burası yatak odası olduğunu? Söylediği yani, için. Muhtemelen ilk defa gördünüz böyle bir yatak. O yüzden yatak anlamamış mı? Oturma odası da gelmiş. Evet. Yani çek birazcık yatağı açmışsın gibi. Öyle mi geldi? Evet. Efendim? Koltuğa benzemiyor mu birazcık? Bana göre benzemiyor. Sen neresini koltuğa benzettin? Yani bayağı çek yatağı açmış gibi. Bilmiyorum siz ilk defa gördüğünüz için öyle gelmiş. Ben ilk defa görmüyorum. Nerede gördün? Arkadaşımın evinde de var. Öyle mi? Yani ses sistemli. Ses evet. Sistemli. Müzik de çalıyor. Sistemli. O da müzik. Evet. Evet. Şurada gözüküyor. Evet. Akıllı yatak mı bu? Bir nevi öyle geçiyor. Evet. Ama yatak odasında kullanılması bence saçma. Nerede kullanacağız? Salonda mı? Yatak odasının yatağını. Rahat etmek için. Çocuk yatağı değil tatlım. Bu nasıl koltuk şeklinde alayım? Misafir odan varsa orada gelen misafirlerini rahat ettirmek için belki öyle bir güzel sunum yapmış. Misafir odam yok. Misafirlerim için ayrı bir yatak var. Önemli olan benim rahat etmem. Çünkü ben çok yoğun bir şekilde çalışıyorum ve eve geldiğimde keyif yapmak, dinlenmek istiyorum. Sanki şey gibi mi böyle hani evlerde hani televizyon odası oluyor, sinema yani odası oluyor. Yani. Sinema, sinema odasına evet, çok güzel olur değil mi? Aynen sinema odasına daha uygun. O da olur yani. Zaten ama hiç yatak odası gibi ne örtüsü hiçbir şeye uyumuyor. Tatlım diyorsun. Bu yatağı nasıl yatak örtüsü sermemi bekliyorsun? Dantel mi atayım, fiston mu atayım, hayır, ne atayım? Hayır hayır öyle bir şeyden bahsetmiyorum sana. Yani kenarlarında tonlar veya gri tonları tercih edebilirdin. Koyu yeşili seç. Evet, ne alaka? Evet, gri yani seçseydim de bu sefer diyecektin ki orası gri, orası gri, fayanslar gri, yer gri. Hayır, boğuldum diyecektin. Keşke masaj yaptıracağına, dinleneceğine, rahat olacağına. Dön arkanı bak bak, perdelerindeki lekelere bak. Alırsak mendilini de silelim azıcık bunları. Ay tatlım ben silemem ama sen göster ben yardımcımı yok canım senin silmen lazım. Yok ben silemem. Fondötenli ellerine mi dokundun yavrum? Ben makyajımı burada yapmıyorum. Makyaj aynam ayrı yerde. Lekelerini gördüm gösteririm sana da. Güzelliğimi mi kıskandın Seda? Ay bak ama sen göster yerlerini. Karşıda. Tamam öyle ben mi? Yardımcıma sildiririm. Aa, evet senin yardımcın vardı evet, doğru. Evet ben silemem. Canan ben bir şey daha merak ediyorum tabii ki. Ama avizen acaba çok mu kafanıza değiyordu da öyle değişik değişik çevirdiğiniz? Bunun modeli örümcek model aslında. O yüzden bu şekilde. 500 TL gibi falan bir rakamı var. Çok pahalı bir şey değil. Zaten evet. Sadece kablodan oluştuğu aynen için. Aynen öyle. Çok diyorsun. Pahalı bir şey yatağın, değil. Evet. Yatağın fiyatı evet. Yatağımı o zaman alırken 4 yıl önce karyola sadece 28 bin liraydı.
İçindeki yatağı ayrı. Şimdi güncel fiyatını biliyor musun? Güncel fiyatı sanırım 70 bin civarında şu an. Şey içindeki yatağı dahil mi? Yok değil, o hariç. Onun da sadece yatak fiyatı şu an güncel olarak 27 bin TL. Şimdi bu yatağın şurasında masaj oluyorsun. Evet. Şöyle bir kenarına oturayım. Kenarına da oturuyoruz. Tabii ki, tabii ki oturabilirsiniz. Evet, şöyle bir bakayım. Evet. Şöyle. Ay rahat gibi duruyor bana. Bayağı rahat aslanım. Bayağı, evet, bayağı rahat. Uykuyu sevenler için. Peki sizce bu oda 50 bin TL'yi hak eder mi? Kesinlikle hayır etmez. Bakın burada banyosu da var. Açık banyo. Açık banyo aslında. Küveti var. Jacuzzi mi o? Evet, jacuzzi aslanım. Görebilir orada, miyiz orayı? Tabii ki görebilirsiniz. Orada da süt banyoları yapıyorum. Süt banyosu? Evet, evet, evet. Yarım burada yağlı mı, tam yağlı mı, keçi sütü mü? Ne kullanıyorsun süt banyonda? Ben özel sütler kullanıyorum. Güzelliğimi de süt banyolarına borçluyum. Diyorsun. Evet, sütle yüzümü yıkıyorum. Arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Hem sakinleştiriyor, hem güzelleştiriyor. O yüzden onlar da tercih edebilirler. Evet. Sakin. Tamam. Ben bizim yaptırdım süt banyosu. Yaptırıyorum öyle oysa. Yaptırdım çilekler falan da böyle. Aa, vallahi. Sütü banyosu. Ben yaptım onları. Zengin olmak çok güzel. Vallahi. Vallahi. Para var, huzur var diyorsun. Para var, huzur var. Ne yapsın? Baksanıza hizmetçisi var. He. Şey 70 bin liralık yatak şeyi var. Evet. Oo. Süt banyosu yapıyor. Süt banyosu da yapıyor. Hadi yap da görelim. Allah çok şükür. Yapalım. Tabii ki yaparım. İsterseniz hemen gösteririm süt banyosu nasıl tamam, yaptığımı. Tamam, benim için olur. Uygun görmek ister misiniz? Siz yok, görelim. Tamam, tamam, yok ben almayayım, kalsın. Öyle mi? Yok. Sen kızına yaptırıyorsun zaten. Yani ben biliyorum. Biliyor. Evet, Seda'ya göstereyim ben. Sahiden bir dakika yapacağım mı süt banyosu? Tabii ki de yapacağım. Vallahi biz de süt banyosunu ve sütle güzelleşmenin nasıl olduğunu görmek isteriz. Canancığım sen göstereceksen biz evet. Mahsuru yok. Bu tarafa mı geçiyoruz? Evet, şöyle geçebiliriz. Bay bay. Hoşçakalın. Canan Gelin'in banyosu modern tarzda. Beyaz açık raf sisteminde kıyafetler ve kozmetik ürünler göze çarpıyor. Jacuzzi'li küvet, mat siyah batarya ve gri küvet tepsisi çok şık görünüyor. Tezgah üstü çanak lavabo, asimetrik duvar aynası ve siyah apliğin uyumu da gayet güzel. Son olarak beyaz post halıyı banyoya yakıştırdığımızı belirtelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Banyo da hoş, gayet hoşmuş. Teşekkür ederim. Beğenmenizi sevindim. Evet. Bu hani süt banyosunu burada yapıyorsun herhalde. Evet, normalde orada yapıyorum ama şimdi doldurması uzun sürecek diye burada göstereceğim Aslı Hanım size. Aa, burada süt evet. mü var? Evet, evet, orada süt var Aslı Hanım. Gerçekten. Ya, ne sütüymüş o? Çok merak ettim. Bu Jersey ineklerinin sütü tatlı. Jersey? Evet. Ay Canan, bırak Allah aşkına ne olursun. Evet, niye? Jersey sütünü sen nereden bulacaksın? Tesisleri var tatlım Türkiye'de, bilmiyor musun? Mi? Evet. Biz İnternetten bir tıkla sipariş veriyorsun. Yoldan gelirken inekleri pıs 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 sağıyordun. Kim sağıyordu? Ben sen? Mi? Evet. İnanabiliyor musun gördük gerçekten biz böyle bir şeye? Aa lütfen böyle gözüme inanmayacağım. Böyle bir şeye rüyamda görsen, rüyamda bile görsen hiç inanma. Hiç burada bakıyorum. Ben tatlım. Olma, bir de perdeyi bile silmiyorum. İnek mi sağacağım Allah aşkına? Gördün. Sağ biliyorsan helal olsun. Ne güzel değil. Ben denedim bir sefer. Keşke yapabilsem aslında. Keşke yapsan hiç denemedin mi? Hayır denemedim. Ha, sen sadece onun sütünden faydalanıyorsun. Aynen ben sütünden faydalanıyorum. Güzelliğinden faydalanıyorum. Çok faydalı çünkü. Anladım. O yüzden bir de bu küveti mi dolduruyorsun? Evet onu da dolduruyorum ya. Ama şu an vakit yok diye hemen böyle size hızlıca göstermek için burayı çünkü dolduruyorum. Çünkü ne kadar biliyor musunuz? Bilmiyorum canım. Ay canım. Evet bilmiyorum. Zenginlik başka bir şey diyor mu aslında? Ya evet. Şimdi göstereyim mi? Sedacığım görmek ister misin? Hadi göster bakalım. Evet şöyle. Evet gelinimiz bu yüz yıkama evet. Sütle kısmında süt dolduruyor. Evet. Şimdi pamukları aldın. Evet pamukları alıyorum. Şöyle minik minik batırıyorum. Burada böyle kibar davranıyoruz ve fazlasını akıtıyoruz ki üzerimiz leke olmasın. Ah canım. Sonra böyle alıyorum. Böyle pıt pıt. Oo. Evet böyle kibar kibar. Nazik nazik. Evet. Böyle yüzümü temizliyorum. Ah o inekler görse içi gider. Ah. Ah, ah keşke o kadar sütü oraya dökmeseydin acaba. Ah yazık günah.
İsraf hani bu kadar oldu. Bir damla kullanıyorsun. Hiç olmadı yani. Normalde böyle bir damla bir damla yapmıyorum tabii ki Aslı Hanımcığım. Fakat şimdi hani sizin yanınızda böyle makyajım ekranda akmasın. Akmasın. Evet, ekranda dedi. Kötü gözükmeyeyim diye. Anladım. O yüzden böyle. Böyle yıkıyor musun yani? Evet, normalde böyle öyle. Güzel yıkıyorum böyle. Evet. Ha. Evet, güzel güzel yıkıyorum. İster normalde. Misin sen de böyle bir şöyle Aslan. Pamuklaşıp bir dene ya. Deneyebilirsin. Nereden bulacağım bir daha? İstersen. Hadi bulmuşken dene. Dene dene şöyle şuralarına, daha da güzelleşir. Şuralarına, kollarına, ellerine. Nasıl daha da güzel. Geç geç. Ay. Yap yap sen gelinciğim. Hadi, hadi bir yap. Seda gel. Nur'a değil mi? Hemen. Gel. Şöyle yapacağım. Evet. Şöyle alıyoruz. Pıt pıt pıt. Fazlasını akıtalım. Şöyle pıt pıt. Oh daha da güzel oldun bak. Ay gibi parladın. Ya. Biraz da böyle. Sen de faydalan yavrum. Nereden bulacağım bir daha? Bakayım. Verdin mi bak? Daha bir güzel oldu bile sanki yüzüne parlamış. Bir aydınlık geldi yüzüne. Aydınlanma evet. Oldu sende. Aydınlanma evet. Oldu bende. Oo. Beğendin değil mi? Ha? Beğenmedim aslanı. Ben beğenmedin alamam zaten. Mi? Jakezi sütün nerede mi? Ne sütü? Jakezi sütü. Jakezi sütü. Alamam onu. Aman boş ver sen de ne bulduysan sen iç iç içinden böyle sen temizle. Böyle içini güzelleştir. Zaten için güzel. Yani kalbi güzel. Kızımın da. Oldu Canancığım. Süt banyom bittiyse çeyizlere gidelim. Çeyizler nerede? Çeyizler alt katta Aslı Hanımcığım. Aşağı iniyoruz. Evet aşağı iniyoruz. Teşekkür ederiz. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız Aslı. Çeyizdeyiz o halde. Buyurun hanımlar. Ben hayatımda hiç süt banyosu yapmadım. Bilmiyorum da zaten. Bence biz geliyoruz diye şov yaptı o. İşte 4 yıllık evli Canan gelinin çeyizi demek isterdim ama... Gelinimiz çeyiz olarak ayaklı askılıklara sıraladığı kıyafetlerini, model model çantalarını, gözlükten saate aksesuarlarını, hem altın hem gümüş takılarını sermiş. Acaba gelinlerimiz bu duruma ne yorum yapacak? Canancığım dedin ki çeyizlerimize inelim dedik, indik ama çeyiz göremiyoruz. Evet Aslı Hanımcığım, benim çeyizlerim bunlar. Ben evlenirken bunları getirdim. Kıyafetlerini getirdim. Evet, kıyafetlerimi getirdim. Çünkü ben yıl olmuş artık 2024. Çeyiz sevmiyorum. Evimde kullanmayacağım hiçbir şeyi getirmedim. Dolayısıyla o yün patikler, yün yelekler, onları, havlular sevmiyorum. Evimde de kullanmıyorum. Hepsini kullanat kullanıyorum. O yüzden sadece misafir için bir iki tane barındırıyorum. O yüzden benim çeyizim bu. Ama bu yarışmanın konseptinde biliyorsun ki çeyizlerimiz de var. Evet. Bunları da sergiliyoruz. Çünkü gelenek evet, geleneğimizi, göreneğimizi de herkese tanıtmak için. Mesela ben Bulgaristan'dan ürünleri göstermiştim. Evet. Yani aynı şekilde Seda Nur. Sizin giyinme odanda bizim ne işimiz var? Benim çeyizlerim bunlar. Bunları yorumlayın diye getirdim size. Yani pek yorumlanacak bir şey yok. Bunlar yorumlanacak bir durum değil tabii ki. Bunlar senin çok şık giyiniyorsun kaç gündür. Teşekkür ederim. Zaten işiyle de alakalı. Evet bu benim işim. Çok da seviyorum. Ne güzel. Çok sevdiğim için de size bunları göstermek istedim. Anladım. Çünkü gördüm ki gelinlerimin hepsi çeyizlerini, dantelleri çok seviyorlar. Tamam. Ben dantelden hoşlanmıyorum. O zaman biz şöyle diyoruz. Bu evde Canan'da çeyiz yok. Yok. O yüzden ona göre puanlayacağız. Kesinlikle. Canan'ın kıyafetleri varsa bakalım Canan'ın gardırobuna bakıyoruz diyelim. Yani bunun adı çeyiz değil artık. Değil. Canan'ın çeyizleri yok. Yok. Dolayısıyla Canan'ın şık kıyafetleri var, kombinleri var. O zaman bakalım kombinler nasılmış? Tabii ki. Hadi tabii göster ki bize. Mesela hazırlandın, evden çıkıyorsun, tamam mı? Önce işte işlerini halledeceksin, akşam da yemeğe gideceksin. Öyle düşünelim. Ne giyersin mesela? Hemen akşama çok, devam edeceğin bir kıyafet. Olarak, çok hızlı olarak şöyle bir bodysuit'im var. Bunu altına da hemen şöyle, hemen şöyle bir... Kombin yapabilirim sizin için. Altına da bir topuklu ayakkabı. Çünkü ben günlük hayatta da topuklu ayakkabı kullanıyorum. Beline de güzel taşlı bir kemerle. Ben bunu günlükte kullanırım. Akşam bir yere davete yemeğe de katılırım. Zaten dediğim gibi taşı tuşu pırıltıyı çok seviyorum. Evet. Kulağındaki küpeler de olur mesela. Evet aynen her şeyle kombinleyebiliyorum. Güzel takım. Güzel bir kombin oldu değil mi? Evet. Peki o zaman böyle arkadaşlarınla kızlarla buluşacaksın. Gelin evinden kızlarla yemeğe gideceksin. Evet. Ne giyiyorsun?
Akşam yemeğine gideceksek... Kahvaltı hadi, brunch olsun. Pardon. Brunch'a gideceksek benim birazcık sadelik anlayışım, brunch anlayışım farklı. Brunch içinde şöyle bir bakayım. Şöyle bir ceket giyerim. Yine... Kalsın. Şuradan bir çok pardon. Ne kombinleyelim? Şurada bir gri saten eteğim var, onu rica edebilir miyim? O değil, hemen iki arkasındaki. Şu. Evet. Biz de iyi asiste ediyoruz. Sen seni. Evet, evet, bak şimdi. Evet. Şöyle içine de bir beyaz. Şimdi ceketi giydir. Şöyle yapalım, hatta hemen göstereyim size. Hemen gösterelim. Üzerine şöyle bir ceket giyerim. Altına, yani bu buz grisi gibi değil mi? Evet, buz grisi. İçine beyaz bir crop giyip altına da beyaz spor ayakkabılarla brunch için güzel bir kombin yaparım. Nasıl? Nasıl oldu? Gayet güzel bir kombin oldu. Dışte sen ne diyorsun? Ceketin rengine bayıldım Aslı Hanım. Resmen enerjim yükseldi. Evet, enerjimizi yükseltiyor. Vallahi ben böyle, bence de güzel kombin oldu. Ben bir de klasik parçalarla spor parçaları da kombinlemeyi çok severim. Hadi kombinleyelim o halde. Kombinleyelim. Evet, kombinleyelim. Bir saniye mesela. Ben bu arada sen onu kombinle şurada. Tamam. Biz de şunlara bakalım. Sedacığım bak, ben sana burada buldum bir şeyler. Evet ya, çok sıkılmıştım zaten. Burada hiç ışıltılı bir şey yok. Ben sana buldum. Ay, senin ışıltının önüne hiçbir şey geçemez Seda Nur. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Rica ederim tatlım. Zaten bedeni de küçük, çok sinir bozucu. Çünkü burası benim çeyizim, Seda Nur'un çeyizi değil. O yüzden kendine göre bir şey bulamaz. Benim çeyizim gibi olamaz. Evet, olamaz. Gittim bu düğündeki malları getirdim buraya. Sen de markete taşımıştın, hatırlatırım. Neresi markete taşımıştım? Evet, mercimekler, nohutlar, deterjanlar, her şey vardı. Hiç annenin emeği yok Fars'ta. Annemin emeği hepsi var ama annemin babanın, evinde. Babanın, mesela halanın, ninenin, tetenin, sülalenin emeği hiç yok. Evet, ben sülale emeklerinden çok hoşlaşmıyorum. Anladım. Ondan dolayı annemin hazırlamış olduğu çeyizler var ama onlardan sadece mutfak gereçlerini alıp getirdim ben. Örgüler, danteller falan hepsini annemin evinde bıraktım. Bu elbisenin fiyatı ne mesela? Kaça aldın bunu? O elbisenin fiyatı 550 TL. 550 TL, güzel bir fiyat. Uygun fiyatlar, evet. Çok hoş. Şuna bakalım. Şöyle bir trench coat'um var, yine taşlı. Taşı sevdiğimi söylemiştim, zümrüt mali. Ama bu güzel bir trench coat değil mi kızlar? Evet. Aynen. Evet. Ben de çok beğenirim. Evet, bir kombin yapıyordun galiba. Evet. Mesela bir payet elbise. Payet elbiseyle içine böyle giyip üzerine taşlı bir trench alıp altına da güzel bir çizmeyle çok şık bir konsept olabilir. Evet. Bu trench coat bence her şeyle olur. Evet, sporla da şeyle olur mu? Değil mi? Spor hem şık, çok rahat kullanılabilir. Kombin tam Seda'ya uydu. Ben de her şeyle kullanıyorum, kombinliyorum onu. Canancığım, sen bize şaka mı yapıyorsun? Ben gerçekten gözlerimi şu an inanamıyorum ama. Hayır, şaka yapmıyorum, gayet ciddiyim. Benim çeyizim bunlar, çünkü ben kendime önem veriyorum, kendime değer veriyorum. Kendime yatırım yapıyorum, kullanmayacağım hiçbir ürüne saygı duyuyorum. Masraf edip yatırım yapmıyorum. Ama ben örf ve adetlerimizden kaynaklı bir çeyiz görmek istiyorum. Bir patik olabilir, havlu olabilir. Annenden gelen bir havlu yok mu hiç? Var. Onlardan en azından şurayı bir sergileyebilirdi. Annenler de olurdu, onlar da aynı Annem böyle havluya, yeleğe, patiğe takılmaz. Bunun için de bana kırılmaz. Çünkü 35 yıllık kızını tanıyor. Neyi sevmediğimi de biliyor. O yüzden bu tarz ufak şeylere hiç takılmaz. Ben de onları göstermek istemedim, dediğim gibi. Zaten bir tane ya vardır ya yoktur. Anladım. Dantelli havlularla ben hatır hatır yüzümü silemem ki, yani cildime yazık. O zaman buradan izleyicilerimize... O zaman sen 50 bin liraya aldın mı daha çok dolabını dolduracaksın. Bir ihtiyaç için kullanmayacaksın. Mutfakta dedin ama en son işte ev için falan filan filan. Sen bence giyimini harcayacaksın canım benim. Olabilir. Ay yazık. Yani önemli olan benim. İhtiyacı olan kazansın bari, sen kazanma. Çeyizi 0-0-0. Yok, hak zaten eden kazansın. Bakalım, göreceğiz. Bir şey yok. Yok. Buradan izleyicilerimize soralım mı? Sosyal medya hesaplarımızdan belki bize yazmak isterler. Evet. Sizce gelinin kıyafetleri çeyiz olabilir mi? Yoksa bir gelinin gerçekten bir sandığı bir çeyizi olmalı mı? Yoksa hayır efendim, kıyafetlerde çeyiz diyebilir miyiz? Bence olmalı. Bence değil. Ben artık 2024 yılında öyle dantel havlular, işte yün patikler,
Ben şimdi bu takımın altına yün patik mi giyeyim Allah aşkına Aslı Hanımcığım? Senin dolabındaki elbiseleri görmek zorunda değilsin. Ben de dün senin bebeklik yeleğini görmek zorunda değildim ama gördüm. Mercimeklerini görmek zorunda değildim ama gördüm. Ama gelinlerim bir şey demedi. Bak elemeği gördüler sen de hiçbir şey göremedin. Herkes çok şaşırdı. Oo. Sana da aynı şekilde şaşırdık çünkü. Benim çeyizim bunlar çünkü ben önemliyim. Sandık altına koyduğum yeleklerle. Sizin çok iyi, harika. Parıltırıl parlıyorsunuz. Bu parıltılı gözlüğü ben kendim seçtim. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle havalı bir müzik versene dış ses. Hemen geliyor aslanım. Çeyiz yoksa biz de böyle hakkını kapalım. Verelim. Evet. Farz edelim bir defiledeyiz. Şöyle yürü bakayım. Yürü bir tanıt bakayım şöyle gözlüğü sat. Evet, podyumumuzun bugünkü baş mankeni Canan. Evet, ben de bu ışıltılı gözlüklerle bir poz vereyim. Ve biz buradan masamıza geçelim. Haydi geçelim masamıza. Masamız nasıl ışıltılı? Gelin dedenin çeyizi olur. Yani bir örf, adet, gelenek bu. Çeyizi görmek isterdik ama o kendi kıyafetlerini sergilemek istedi. Çok yanlıştı. Canan Gelin'in sunum masası 26 çeşit ikramdan oluşuyor. Konya'nın meşhur etli ekmeği, içli köfte, yaprak sarması, zeytin salatası ve mercimek köftesi masadaki lezzetlerden bazıları. Canan Gelin'in sunum masasındayız hanımlar. Canancığım, hangisini sen yaptın? Aslanımcığım hoş geldin. Ne yapıyorsun sen tatlım, hoş bulduk. Sayıyorum aslanım. Sayıyorsun. 26 çeşidi var. 26 çeşit. Ay pardon, evet. Düzelteyim, bunu sayma için. Sayıyı arttırmak doğru, için evet, koymuş. Girişte. Yani karşılamada bir canını çıkarmıştı zaten, sayıyı arttırsın diye koymuş. Diyorsun. Doğru yani. Evet. Ya burada sayılar kabul etmiyor. Sayıların yarışmadığını hatırlatırım. Biliyoruz evet, ama yine de. Olsun. Tabii bu sizin belirtmeli nezaketiniz. Evet, ben doğru asla sayı yarıştırmıyorum. Sadece burada da belki... Çünkü herkes çok beğenmişti. Burada da yemek isterler diye devamlı masaya da koydum. Şöyle hepsini zaten gördünüz. Makarna salatasını ben yaptım. Hı-hı. Konya'nın meşhur etli ekmeği etli var. Ekmek. Ben Konya geleneği evet, biliyorsunuz. Eşinin o yüzden eşim için hazırladı. Sabah da burada çok yakınımızda bir köy var. Orada taş fırında pişirtirdi onu. Evet. Allah, eşin sürprizlerle dolu aynen, bir adam. Helal olsun. Evet tatlım, başka? Diğerlerin hepsine canım arkadaşlarım yaptı Aslı Hanımcığım. Canım arkadaşlarım. Evet, hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben yoğunum, yeterince yoruldum diye hepsi imece usulü bir şeyler yaptılar ve bana getirdiler. Buradan onlara da çok ne teşekkür güzel ediyorum. Canım, evet. Seviliyorsun o zaman evet, dostların tarafından, arkadaşların tarafından. Arkadaşların emeğine sağlık, gönlünün koluna sağlık. Tıpkı senin mahalleli komşuların gibi. Bir evet, tek makarna salatasını mı bize şey gördü, örnek yani? Kendisi. Örnek kendisi görmedim. Yapabilmiş, yetiştirebilmiş. Onu yapabildim, onu yetiştirebildim size. Keşke kendim de onu yaptım. Bir makarna salatası mı? Vaktim yoktu. Senin de sofranda zaten. Bütün annenin ve yengenin yaptığını sen de söylemiştin. Ve mahallenin komşuları yaptığını. Köftesi yaptım dedim, sarma. Evet. Sarmaları da arkadaşların sardı. Ben sana dedim o tırnaklarını yapamayacaksın. İşte yapmadım zaten. Ben de sana dün yapmayacağımı söylemiştim. Dün de aslında arkadaşlarım yapacak diye söylemiştim. Ben de yapardım sana makarna salatasını. Yok yapsaydın ben keşke. Sen de yoğurtmayı mayalamıştın. Mayaladı. Annem mayaladı benim onu. Ay, tamam. Söyle. Bak senin de annem mayalamış. Ben 4 çeşit yapmıştım. Sen bize bir makarna salatasını gör. Ben bir çeşit yapabildim. Evet, ben bir çeşit yetiştirebildim. Bir çeşit yetiştirebildin ama ya arkadaşların da daha çok böyle meze tarzı hazırlamışlar. Çünkü yani ben 5 çayı şeylerden olarak davet ettim. Mamalar. Sizi. Mama diyorsunuz siz değil mi? Evet. 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 Hadi canım. Bunlara mama diyorum. Aa, mama çeşitleri. Mamalar deniyor yani. Yani. Çerez niyetine. Günde Edirne'de mama diyorlar. Evet. Siz Tekirdağ'da da mı mama, mama diyorsunuz? Diyoruz. Mama diyoruz. Özellikle kadınlar böyle kendi aralarında gün falan yapıyorlar. Evet. Evet. Orada derler ne işte kaç çeşit mama yaptın, aynen, ne yaptın falan diye. Allah Allah. Evet, mama olarak. Bak hiçbir yerde duymamıştım. Hatırlatırlar. Bir tek bu bölgede demek ki kullanılıyor. Hani mama bizde bildiğin bizim bebeklerin maması geliyor akla. Aynen. İşte bizde yani daha çok böyle. Bizde böyle. Bunlarda büyüklerin maması. Karbonhidrat geliyor bizde de daha çok aklımıza. Evet. Peki nasıl bulduk? Merveciğim senden başlayalım. Şimdi Aslı Hanım, ben öncelikle bir tabak gördüm. Onu göstermek istiyorum lütfen. Bu masaya
bu tabak hiç yakışmış mı? Resmen balık yüzüyor. Olmuş mu bu canım? Balık değil, şekerpareler yüzüyor canım. Aa bak bak, balık da var. Balık da yüzüyor. Yani sen yüzüyor. Balık da yüzüyor. Menüsü hazırlasaydın bu tabakları kullanabilirdin ama bu olmamış masaya bu. Hiç uyumuş mu? Evet canım. Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi ikramlıklarımı arkadaşlarım hazırladılar. Demek ki orada eksik kalmış. Onlar öyle uygun görmüş. Onlar öyle uygun gördüyse benim için de kabuldür. Oradan puan kırabilirsiniz. Sen tabaklarını da mı arkadaşlarından? Masanı sen hazırlıyorsun. Hayır, anlamadım. Sunum, onlar direkt sana bu şekilde mi? Evet, onlar aynen böyle sunumluk şekilde hazırlayıp. Bu şekilde. Evet, aynen böyle streçleyip hazırlayıp getirdiler. Helal ki olsun. Bir de ekstra onunla vakit kaybetmeyeyim diye. Yemek takımlarımı arkadaşlarımdan çok almadım canım. Evet. Onlar benim. Ama ikramlıklarımı onlar hazırladılar. Aa, helal olsun. Hani hı-hı. Şunları dahi düşünmüşler. Çünkü bunlar yemek takımına gayet uygun. Evet. Değil mi? Evet. Diğer birkaç tanesi uygun. Birkaç tanesi. Diğerleri yine hepsi başka. Evet. Yetmemiş olabilir. Evet. Arkadaşların düşünmüş. Onlara evet, hiçbir şey evet. Demiyoruz ama sen masaya sunumunu hazırlarken. Ha yani arkadaşların getirdi. O evet. Burada değiştirebilir evet. Miydi diyorsun? Yani uymayanları kendi değiştirip ha. Bir... Onları uyum benim, sağlayabilirim. Benim bende olanlar da bu kadar yetti. Malum fazla çeşit yaptıkları için bendekiler de bu kadar yetti. O yüzden böyle koydum. Salonlarda kullanılan ikramlık tabaklarını kullanmışsın Canan. Salon derken? Düğün salonları. Ha, sen de var oradan tanıdın sanırım. Aynısı evet. Hem de. Doğrudur. Bunlara koyuluyor. Evet doğrudur. Yani bu ikramlık değil ama cam supla altına... Tabaklarım da gold detaylı olduğu için onu kullanmayı tercih ettik. Tercihin senin evet doğru ama ne bileyim başka bir şey de tercih edebilirdim bence. Yani o yarın seninkileri görürüz. Olur. Daha iyiyse ona göre konuşuruz. Ben bunları uygun gördüm. Hani çeyizim yok diyemedi. Çeyiz sevmiyorum dedi. Hmm. Bence içinde bir çeyiz sevdası var. Burada dantelli peçeteleri. Hmm. Gayet de çeyiz sevdi ama olmadığı için sevmiyorum, istemiyorum. Tokasına bakar mısın? Diyorsun. Tokasına bakar mısınız? Kemer ya, tokası. Çeyizim kemer tokası. Gerçekten ben annemde bıraktığım çeyizimi getirseydim hepiniz kemer tokası bırakırdı ama o kadar da rencide etmeyeyim istedim. Bu peçeteleri de normalde evet sevmiyorum. Kendim, siz özel misafirlerim olduğunuz için bunları kullandım. Kendi arkadaş grubum olsa asla kullanmam. Çünkü ben benim tarzıma uygun değil. Ne kullanıyorsun mesela? Nasıl peçeteler? Kullanat peçetelerden kullanıyorum. Kağıt peçete kağıt yani. Peçetelerden, desenli hı-hı. Peçetelerden kullanıyorum. Ama siz özel olduğunuz için kumaş peçeteyle karşılamak istedim. Ama böyle çok şık olmamış mı sence? Evet, böyle çok şık oldu. Çok şık. Ama bana göre biraz fazla klasik hı-hı. Kaçıyor. Ben çok klasikten yana değilim. Bana demiştin ki evet. Saç tokası işte yaptım falan. Sen de bir evindeki kemerlerden, arkadaşlarından bulduğun kemerlerden çıkartıp bize getirmiştin. Kemer tokası benzettin? Bu. Kemer tokası bu, evet. Aa! Neresi kemere benziyor? Kemerlere takılıyor ya. Şöyle. Şöyle. Yüzü. Yakıştı ama maalesef. Yakıştı mı aslanım altınlarım? Yakıştı mı? Yüzük olarak takabilirsin bence beğendiysen. Yüzük olmaz canım. Yani bu kemeri buradan evet. Geçireceksin tokalı de duruyor. Çok amaçlı ama diyorsun. O zaman amaçlı. Hatırlat onu sana hediye edeyim. Kemer İstemem. Olarak kullanırsın. Bakın. Arkadaş çok yakıştı. Yakıştı aşkı evet, sene. Evet. Hiçbir şey kaçırmıyorsun. Aslanım kapı çalıyor. Nerede kapı çalıyor? Komşu ne getirmiş? Ne getirmiş? Baktık şekerlik getirmiş. Bu şekerlik bu masaya uymuş. Komşudan almış gelmiş. Komşudan daha ne istiyorsunuz yahu? Daha ne istiyorsunuz? Sizin için komşudan ödünç aldım. Biz evde şeker sen kullanmıyoruz. Parayı ama şekeri daha az biz evde alsanız. Yok şeker vallahi. Kullanmıyoruz. Sağlıklı yaşamayı tercih ettiğimiz için. Küp şeker kullanmıyorsunuz. Evet şeker küp şeker de kullanmıyoruz. Şeker tüketmeyi tercih etmiyoruz. Sunumluklar da camdan devam ettiği için öyle cam bir şekerliğe koyduk. Kullanan varsa diye kullanmak isterseniz oradan alabilirsiniz. Kaç tane koymuş sayayım? Komşudan azalmış. Tatlım sen bir bardağı 10 tane mi atıyorsun? Ben şekerli içiyorum canım benim. Fark ettim. Evet. Az geldi gözüne fark az ettim. Geldi. Ama bence ama bu masaya bu uymamış. Şeker uymamış çok mı? Zararlı sağlığa. Ben kullanmıyorum canım. Sen benim sağlığımı düşünme. Niye düşünmeyeyim canım? Sen benim arkadaşımsın. Güzel. Niye düşünmeyeyim? Çok teşekkür ediyoruz. Eksik sanırım. Tatlı kaşığı, tatlı bıçağı falan yok. Sadece tatlı çatalı var. Evet, takım olarak bu şekilde. Sadece tatlı çatalı. Evet. İyi misin evet. İrem? Kendime bir şey... Öyle mi? Çay hayatı? Su var mı? Su daha şey olur ama su yok masada arkadaş, su. Bir su ver istersen arkadaşına. Sen de bu arada.
Ama böyle olmasını çatal kaşığı beğendim. Peçetelerin içine koymuş. Ha, bardak mı yok demek evet, istiyorsun? Evet, bardak su bardağı yok. Yok yani bunları hiç düşünmemiş sadece. Gerçekten şaka gibisiniz. Ben de kalktım gerçekten tıkandın diye sana su vermeye gidiyorum. Yoktu, böyle bir göstereyim dedim. Aa, sen gerçekten iyice insanları test etmeye başladın. Uzman gibi bir şey oldun. Yapacak. Eliste de yapmıştın aynısını. Evet, yapmıştım, doğru. Aa, çok şaşırdım. Vallahi yarın da ona biz birkaç test hazırlayalım. Evet, yarına biz de ben de bir test hazırlayayım. Evet. Çok şaşırdım şu an. Canan otur. Ama gerçekten hani su takımı... Yok. Evet, yok. Sadece çay vardı. Mutlaka vardır su takımın eminim ki. Bu güzel çay takımının su takımı da var mı? Su takımım var aslında Aslı Hanım. Fakat masa zaten yeterince dolu olduğu için bir de boş bardaklarla daha da kalabalık göstermek istemedim. Öyle o mi? O yüzden çıkarmadım. Fakat arkadaşlarım görmek isterse gösterebilirim onları da. Bu çay takımının fiyatını soralım o halde. Evet. Çay takımının fiyatı 1500 TL. Evet, masa örtün. Masa örtüm. Tafta galiba değil mi? Masa örtüm hediye. Yemek takımı, suplan ve tabii ki çatal kaşıkların bence uyumlu. Bir de lezzetlerin tadına bakalım mı hanımlar? Bakalım. Tabii ki. Arkadaşların tekrar eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir tane evlilik teklifini gördük eşinin evet. sana yaptığı. Evet. Ama siz nasıl tanıştınız? Nerede tanıştınız? Evet. Nasıl oldu? Biz nasıl tanıştık Aslı Hanım? Ben o zaman otomotiv sektöründe çalışıyordum. Otomotiv? Evet, otomotiv sektöründe Nerede? Çalışıyordum. Burada Tekirdağ'da. Hı hı. Aktif satış sorumlusu olarak çalışıyordum. Eşimin de o zaman tekstil fabrikası vardı. Ben onun fabrikasına araba satmak için gitmiştim aslında. Sonra arabayı satamadım. Dedim onu alayım. Onu aldım. Evet, o vesileyle tanıştık. İlk gördüğünde çok mu beğendin? Nasıl oldu böyle düşündün peki? İlk gördüğümde beğenmekten ziyade muhabbetimiz çok güzel sarmıştı birbirimizi. Güzel ilerlemişti muhabbetimiz. Tabii bir etkilenme oldu. Sonrasında birbirimizi sosyal medyadan ekledik. Hı hı. Görüşmeye başladık. Sonra da sevgili olarak görüşmeye başladık. O şekilde devam etti. Evlilik kararı almanız ne kadar zaman oldu? 5 yıl aldı. Ne kadar zamanda? 5 yıl. Sonra. Evet, evlendikten de 4 yıl sonra teklif gelmiş oldu. Güzel, sindire sindire aynen, oldu. Aynen, aynen. Evet, evet. Yavaş. İstemeler vesaireler nasıl geçti? Güzel geçti onlar da. Ben zaten düğün yapmadım. Öyle çok hı-hı. düğün dernek peki, söz, de nişan, sevmiyorum. Söz, nişan, isteme nasıl oldu? Söz, nişan bir arada oldu. Zaten ailem tanıyordu, tanışıyorlardı. Dolayısıyla karar verildi, geldi, istendi. Sonrasında geldi. Tuzlu kahve yaptın mı yani? Yaptım. Sen onu söyle. Aslında tuzlu ben, mu, ballı mı? Tuzlu. Ben yapmadım aslında. Teyzem yaptı. Yine sen yapmadın. Allah'ım. Hiç şaşırmadık yine. Kız damat kahvesini bari aynen yapsaydın. Evet. Çünkü o dönemde adettir aslında. Gelinin yakınlarından biri yapar bizde. Teyzem yaptı. Biraz zalimce davranmış orada. Üç gün falan ağzı yara gezmişti ya. Aa, ne koymuş içine? Yani 2-3 kaşık falan tuz koymuş. Ama tek seferde bitirdi çünkü herkes gözünün içine baktığı için yazık. Tek seferde bitirdi. Sonrasında da biz böyle çok küçük aile arasında aha. 40 kişilik falan bir yemekle nikahlı evlendik. Böyle küçük mü istediniz? Evet. Yani neden böyle bir şey tercih neden etti? Böyle bir şey tercih ettik? Çünkü eşimin annesi o zaman yeni vefat etmişti daha. Ay canım, başınız sağ olsun. Başını çok teşekkür ederim. O yüzden dolayı böyle çalgılı çengeli bir düğün yapmayı uygun görmedik. Zaten ben de çok sevmiyorum o tarz şeyleri. Hoşuma gitmiyor. Hani benim... Kına gecesi, evet, düğün. Yani gereksiz masraf olarak anladık görüyorum. Yani, anladık onları. Çeyiz de yoktu. Aynen. Evet, çeyiz de sevmiyor. Aynen. Evet, yani ben biraz daha... Ama gelin daha... evini seviyor. Evet, yani. Evet, parayı seviyor. Parayı bayılıyorum. Aslı Hanım parayı seviyor. Parayı çalışıp kazanmayı seviyorum, evet. O da güzel hak ederek cevap kazanmayı verdi. Evet. Elbette benim çalışkan arımayalarım, bilimlerim evet. helal evet. olsun. Peki sonra 40 kişilik bir düğün oldu. Şu görüyoruz şu anda evet. fotoğraflarını. Evet. Gelinlik mi giydin Canan yoksa? Aslında çok çok gelinlik gibi değil. Çok sade. Böyle sade. Evet, daha böyle evet. biraz daha sade bir evet. elbise giydim. Ne kadar satın mı aldın, kiraladın mı? O arkadaşımın hediyesiydi bana. Hı. Bizim böyle nikahımız biraz 5 yıl sürünce
O böyle mutluluğu gördüm artık diye hediye etmek istedi bize. Burada aynen. Da işte eşim el öptürmüştü bana nikahtan sonra. Ay çok var. Güzel ama evet. Bu. Çok samimi, evet, çok tatlı. Evet. Evet hanımlar. O zaman ilişki testine geçelim. Geçelim. Bakalım hadi birbirlerini geçelim. Ne kadar iyi tanıyorlar. Bakalım. Hadi bakalım ara Yakup'u. Evet görmüş olduğunuz bu küpeyi bugün verecek miyiz? Bakalım. Bakalım gidecekler. Ama. Alo. Alo. Efendim. Hayatım müsait misin? Müsaitim bir tanem. Tamam. Şimdi ilişki testi için aradım. Seni Aslı Hanım'a veriyorum. Tamam. Hı-hı. Yakup merhaba. Nasılsın? Merhaba Aslı Hanım. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen başlıyoruz sorulara. Tamamdır. Başlıyoruz. Bir davete giderken giydiğin kıyafeti eşin Yakup uygun bulmadı ve değiştirmeni istese tepkin ne olur? Değiştirmem. Değiştirmez. Değiştirmem. Peki. Evet Yakup, duydun soruyu. Değiştirir mi kendisi kıyafetini yoksa değiştirmez mi? Değiştirir. Aa! Dakika bir gol bir. Eyvah. Kötü bir başlangıç oldu. Evet. Evet. Değiştirir miyim? Değiştirirsin hayatım. Ne zaman değiştirdim? Çoğunlukla değiştirdin ama. Değiştirmem. Mesela değiştirmeyesin mi geldin? Evet, değiştirmezdim. Ne yapalım? Sağlık olsun. Neyse devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yakup'cum hiç öyle sesimiz düşmesin. Şimdi Yakup'cum, Yakup arkadaşlarıyla yurt dışına tatile gitmek istese nasıl tepki verirsin? Bekleyin ikiniz de şıklar geliyor. A. Asla izin vermem. B. Gidebilir ama uzun süre kendisiyle konuşmam. C. Gitmesi sorun olmaz. Evet. Asla gidemez. Diyorsun. Net. Evet. Cevabı alalım Yakup. A. A. Asla izin vermez. Doğru cevap. Doğru cevap. Peki Yakup bebekliğinde kaç ay anne sütü emmiş? Aman çok zor. Belki konuşmuşlardır çünkü çocukları var. Hani sen kaç ay emdin? İşte falan şu kadar emdi. Yakup çok emmişti de ay olarak bilmiyorum ama 2 yaşına kadar falan galiba. 2 yaşına kadar emmiş. Evet. Ben öyle biliyorum, öyle hatırlıyorum. Hadi soralım bakalım. Hadi soralım. Evet, cevabı alalım Yakup. Golü yedik muhtemelen. Dur bakalım. Hiç bu konuyu konuşmadık biliyor musunuz? Konuşmuşsunuz. Ama... Böyle bir şey hatırladı eşin. Ne kadar anne sütü emmiş olabilirsin sen? Yani ben çok emmemişim. 6 ay falan emmişim. Evet 2 sene dedi. 2 sene değil miydi ya? 2 sene ne yapmıştın? Yok hayatım. 2 sene ne yapmıştın sen? Ben 2 sene hiçbir şey yapmadım. Ben bebek sanki öyle bir şey hatırlıyordum ya. Zaten yaşıma gelmeden beni bırakıp hacca gitmişler. Pardon ben orayı düşünemedim benim hatam. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Peki. Tamam. Canan'ın yaptığı en iyi ev işi nedir? Diyorum, sessize alıyorum. Ve cevabı sen veriyorsun. Yemekler. Yemekler. Evet. Peki. Yapmıyorum. Dur. Evet Yakup, Canan en iyi ev işi ne yapar? En iyi ne yapar evde? Aslı Hanım, Canan efsane yemek yapar. Oo. Peki biz niçin sadece makarna salatası gördük evet. Bugün? Evet. Vakti yoktu. Kıyamam. Ben yapacaktım ama eşime bak, kıyamadım. Bak. Evet. Bir daha alkış. Vallahi bir alkış. Bir soru daha geliyor. Tabii. Yakup emekli oldu diyelim. Öyle bir yerlere çekilip bir yerde yaşayacaksınız. Yani sorumuz şu. Yakup ve sen emekli olduğunuzda nerede yaşamak istersiniz? Biz birlikte olduktan sonra yer çok önemli değil. Her yere giderim nereye derse. Cevap bu mu şimdi? Evet. Çok klasik bir cevap verdim. Yani çok bence, ucu açık. Evet, ya da Yakup'un hayali nedir yani? Hani emekli olup şurada yaşasak karıcığım. Emekli olursa şöyle bir hayalimiz var. Yani yer çok önemli değil ama dünya turuna çıkmak ve sürekli gezerek bir yerlerde kalmak gibi bir hayalimiz var. Yerleşik bir hayat değil de. Gezgin bir hayat. Istemiş. Evet. Bir karavanla yerleşik, gezgin bir hayat istiyoruz. Ama
sanıyorum ki o da benim ilk verdiğim cevabı verecektir. Ne verecektir? Dünya. Yer çok önemli değil, nerede olsa tamam. Gelir diyecektir ama. Ben ikincisi bakalım. Beni ilgilendiriyor. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet Yakup. İkimizin de farklı hayalleri var. Canan böyle güzel sahil kenarında bir kasabada emeklilik hayatı Ege'de ister. Ben de karavanla dünya turu ama haliyle eşimin istediği olur. Ege'de böyle güzel bir şirin sahil kasabası. Kazanmışken kaybettin. Ne zaman benim Ege'de bir hayalim oldu Allah aşkına? Ne bileyim. Ne yapıyorsun? Ne bileyim. Ben hangi Ege'yi seviyorum? Bir söyle bakayım. Ben Ege'yi sevmem ki. Ege sevmiyor musun? Hayır sevmem. Nereden attın acaba onu? Ne bileyim. Kazanmak istemezsin diye düşündüm. Ama yani isteyip istememem değil ki. Ne cevap vermiştir diye soruyor yani. Karavan evet peki hani... Canan ne cevap verdi? Hemen Canan'a soralım. Dedim ki Yakup'un karavanla dünya turu yapmak gibi bir hayali var. Yerleşik değil gezgin ister dedim. He. Ben dedim ama bak iki hayalimiz var dedim. Ama eşimin dediği olur dedim. Orada kaybettin. Evet bir soru daha var hadi. Soruyorum. Tatile giderken evdeki çiçeklerini sulaması için evin anahtarını kime bırakırsın? Anneme bırakırım. Hadi bakalım buna Yakup ne cevap verecek? Evet Yakup anahtarı Canan kime bırakır? Annesine. Doğru canım. Şöyle bir dönüp bakıyorum kaç doğru kaç yanlış? Maalesef 3 yanlış var Aslı Hanım. 3 yanlış. Üzüldüm ya. Yine mi veremeyeceğim? Evet. Peki Yakup çok teşekkür ediyoruz. Eşine veriyorum. Görüşürüz. Gitti küpeler. Küpeler ya. Gitti. Yar olmadı. Yardımdan bağlayayım seni. Aynen. Bakalım. Ne dedin? Seveyim azıcık onları. Ben de 3 yanlışla kaybettim. Ay sen beni dün var ya dün perişan ettin. Benim bunca zamandır tamam mı içime böyle battı. Böyle baktı bari dedi. Hani bunu kazansaydık dedi. Birileri de aldık. Ay dün mahvetti beni. Hani dedim ya ben dönüyorum Seda Nur'a. Ötere iki tarafa dönüyorum yine Seda Nur. Çok içime battın Seda Nur. Evet, baksana onlara güzelliğine, çok güzeller. Seda Nur, vallahi üzüldüm ben. Vallahi, onlardan ayrılmak çok zor biliyor musun? Vallahi ama. Siz seçmişsiniz değerli. Gelin evinin bu kadar fanatiği. Evet. Kendisi, değil mi? Ya benim bir fikrim var, ben uyuyamadım. Ben Aslı ablan olarak bir şey yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorsun? Doğuş'u aramak istiyorum, bir soru soracağım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Bir sana, bir ona. Tamam. Sorum hazır. Eğer bilirsen ben gelin evinin dışında bunu sana hediye edeceğim. Tamam. Tamam mı? Tamam. Aslı Ünel olarak, tamam. Aslı ablan olarak. Tamam. Çok içime battı, çok içimden geldi. Destekliyor musunuz? Tabii ki. Tabii destekliyoruz. Tabii ki. Değil mi? Telefonu rica edeyim. Ablacığım, Canan, versene yavrum. Al yavrum, Doğuş'u ara, hemen ver. Anca. Bir sorun var. İşte ama. O, müsait mi diye bir sor şöyle aç biz de duyalım. Yani çok şey bir aşkım sorun. Aslı Hanım seninle konuşmak istiyor. Çekimdeyiz. Kim? Aslı Hünel. Doğuş. Ver. Doğuş ablacığım merhaba ya. Bizi aradık seni rahatsız ettik ama. Ben bir şey soracaktım ablacığım sana. Buyurun. Şimdi bir cevap istiyorum senden. İyi düşün eğer bilirsen dün ilişki testinde kaybettiğiniz için ben biraz üzüldüm. Bu küpeleri size vereceğim hatıra olsun diye bizden. İnşallah. Bak sorumuz çok basit. Dün senin hanımın Seda Nur'un üstünde bir elbise vardı. Ama iki elbise giydi dur oradan da karıştırabilirsin. Elbiseler ne renkti hatırlıyor musun? Her ikisi de mi tek bir sabahki giydiğim? Ha ikisini de hatırlıyor musun? Şimdi yani hatırlıyorum ama şeyi hatırlamıyorum. Yani ikinciyi pek şu an hatırlayamam. Tamam, bir tanesinin rengini söyle bana. Sabahkini mi söyleyeyim? Söyle. Söyle. Yine heyecanlandım. Ben de heyecanlandım. Doğuş söyle. Hani annesinin bir elbisesi vardı kına gecesinde de giymişti. O şeydi. Kabarık. Bordo rengiydi o. Evet. Bordo rengiydi. Aynen. Sonunda. Yani. Doğuş. Buyurun. Bordoydu.
Oh çok şükür. Verdim küpeleri. Ya teşekkür ederim. Doğuş, tebrik ediyorum. Hayırlısı olsun, teşekkür ederim. Hayırlısı olsun bahaneye selam söyle benden. Aslı ablam verdi ilişki testinde altın küpeleri de. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Öpüyorum yanaklarından. Sağ olun. Gel bakalım. Hadi al. Ben çok teşekkür ederim Aslı. Dur şöyle kameraya. Bunları çok bekliyordum biliyor musun? Canım. Oh. Oy bunları seveceğim Aslı abla diye. Adını Aslı mı koyacaksın küpelerin? Bunların adını Aslı koyacağım. Kızım olursa da Aslı koyacağım. Oy yerim ben seni aşkım. Eğer kızım olursa Aslı koyacağım adını. Vallahi evet belki bir bebeşimiz de geliyor evet, olabilir yani. Evet. Hadi bilmiyorum. Bakalım. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Rica ederim bir tane. Çok teşekkür ederim. Hadi çatlayın kızlar. Sana şans getirsin tatlım benim. İnşallah. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. O zaman ver bir müziği dış ses. Ben oynayalım. Biz buradan Canan için puanlamaya geçiyoruz. Puanlamadayız. Yaşayan ev olması benim için önemli ve ben burada çok rahat, çok mutlu yaşıyorum. Çok güzel söyledin, yaşayan bir ev, ev değildi işte, ofisti ya. Benim sana puanım. Çeyiz yok, sunum masası kendi yaptığı hiçbir şey yok, kendi yemeği hiçbir şey yok. Kendi gününü korumaya çalışıyor, kendi puanını korumaya çalışıyor. Korumadım. O yüzden üzerine yorum yapmak istemiyorum. Ben puan mı aldım da koruyacağım? Senin ortamına baktık mı akıntılar var. Bende bir akıntı bile yoktu. Onu hak ettin canım. Teşekkür ederim. Canına değsin. Yarın senin günün diye arkadaşına puan verdin. Onunla bir hep alakası samimilik, yok. Hep samimilik. Ben biliyorum sizin aranızdaki samimiliği ki. Gerçekten çok sinir oldum. Yarın o sana bakalım ne verecek, o zaman görüşeceğiz İrem Hanım. Sinsi kız sen. Az sonra. Haftanın üçüncü gününde 50.000 TL ödülümüz için Canan gelin yarıştı bugün. Canan'cığım her şey için sana çok teşekkürler ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok memnun oldum Aslı Hanım sizi ağırlamak. Biz de öyle. Keyifti benim için. Biz aynı zamanda arkadaşlarım da. Şeref verdiniz evime. Çok teşekkür ediyorum canım. O zaman Elis'ten başlayalım mı? Başlayalım. Peki Elis'cim, önce sebeplerini duyalım. Canan'cığım, sen benim evimde hatırlarsan diken üstünde oturdum dedin. Hı hı. Ben bu koltuklarda hiçbir türlü oturamadım. Yani böyle bir yatası geliyor, insanın rahat oturamıyor. Belim ağrıdı, sırtım i̇şte ağrıdı. Rahat et diye rahat bir hiç koltuk rahat ağırladım. Değil yani. Çok iyi anladım. Rahat etmeni istediğim için rahat bir koltuk evet, ağırladım. Evet, hiçbir şekilde rahat edemedim. Çok zor oturuyorum yani şu an. Hı hı. Yani dediğin gibi tarzımız zaten uymuyor. Ama benim tarzımda zaten yapmak zorunda değilsin evini. Salon mesela, rose gold ayaklar, siyah ayaklar, ahşap ayaklar. Yani hepsini karma karışık kullanmışsın. Bir ahenk, bir uyum, hiçbir şey yok. Yani, ben zaten uyumsuzluğun uyumunu severim. Her şeyi standart, showroom gibi dizmeyi kullanmayı sevmiyorum. Yaşayan ev olması benim için önemli ve ben burada çok rahat, çok mutlu yaşıyorum. Çok güzel söyledin, yaşayan bir ev, evet. Ev değildi işte, ofisti ya. İşte yok, benim yaşayan evim bu şekilde. Hiçbir ofiste de ben böyle yemek takımları, koltuk takımları, yatak odası görmedim. Puanlı görelim. Benim sana puanım. İki puan. Tarzlarımız tamamen farklı. Hı hı. Zevklerimiz tamamen farklı. Sadece bir tık adaletsiz puan verdiğini düşünüyorum. Onun da adaletli davranmasını beklerdim. Ben adaletli davrandım. Zaten az önce de söyledim. Tarzımızla alakalı zaten bakmadım evine. Hı hı. Evinin genel uyumuna göre konuşuyorum. Kaç puan vermiştin? Ben Enis'e 3 puan vermiştim. Hı hı. Peki o zaman şunu soralım. 2 puanı neye verdin Elis'ciğim? Aslında birimi kullanmasam bir bile verebilirdim. Çünkü çeyiz yok,
sunum masası kendi yaptığı hiçbir şey yok. Kendi yemeği hiçbir şey yok. Evi uygun değil. Neye uygun değil? Yani uyumları dediğim gibi bahsettiğim kime şekilde. Kime göre, neye göre? Senin de dediğin gibi sana göre yapmak zorunda değilim. Burası hayır, ben bana göre yapıyorum, onu söylemem. Hayır, demin zaten demiştin ya, bana göre döşemek zorunda değilsin diye, bana göre yapmak zorunda değilsin diye, tarzlarımız farklı. Burası benim evim, benim tarzım. Ben böyle çok beğenerek ağırladım. İkram masamın da eksiksiz olduğunu düşünüyorum, kusurların haricinde. Ben yapmamış olabilirim ama önünüze de boş bir masa çıkarmadım. Sağ olsun arkadaşlarım, benim yerime yapması gerekenleri yaptılar. Teşekkür ederiz arkadaşlarına. Elis tamamen kendi puanını korumak için bana 2 puan verdi. Asla 2 puanlık bir ev değildi çünkü. Evet Seda Nur, seninle devam edelim canım. Sebeplerini duyalım önce. Evet Aslı Hanım, öncelikle arkadaşımızın mutfak dolapları çok güzeldi. Rengini çok beğendim. Yatak odasında yatağı beğendim. Yani rahat, konforlu. Çok da güzel bir villa. Eşinin karşılaması da çok güzeldi, eşiyle birlikte karşılaması. Eline koluna sağlık. Afiyet. Ben puanımı açmak istiyorum. Peki puanını görelim canım. Benim sana puanım güzel villana, güzel olan emeğine 2 puan. Evet. Seda'nın 2 puan vermesine şaşırmam, kırılmam da. Kendi gününü korumaya çalışıyor, kendi puanını korumaya çalışıyor. Korumak. O yüzden üzerine yorum yapmak istemiyorum. Nasıl? En azından beğendiğini söylemesi bile benim için yeterli. Beğendiğini söylemesi benim için yeterli. Beğendim işte, senin hakkın bu canım. Seda'dan bekliyordum. Zaten dün herkesi açık ara tehdit etti, puanları geri iade edeceğim diye. O yüzden Seda'dan beklediğim bir puandı. Tamam, sen 2 verdin de ben puan mı aldım da koruyacağım? Yani korumasan da dün zaten söylemiştin herkese verdiği puanı iade edeceğim diye. Bakıyorum yüzden ortamına, benim yüzden ortamım daha uyumlu. Senin ortamına baktık mı akıntılar var. Bende bir akıntı bile yoktu. Onu hak etti canım. Teşekkür ederim. Canına değsin. Peki Merve. Sendeyiz. Misafirperverliği çok güzeldi. Sadece yatak odasındaki o kalın fon perdeyle tül perdenin uyumu çok kötüydü. Simsiyah bir perde gördük orada. O yüzden beğenmedim. Çeyize gelince çeyiz diye bir şey göremedim, evet, gerçekten. Yoksa gerçekten hak ettiği puanı vermeyi çok isterdim. Ben izninizle kutumu açmak istiyorum. Peki puanını görelim Merveciğim. Benim sana puanım 3 puan. Yani teşekkür ediyorum. En azından daha adaletli bir puanlama yapmış kendisi. İrem Nur. Canancığım, ben genel olarak bugünkü misafirperverliğini de çok beğendim. Evini de çok beğendim. Teşekkür sadece ederim. Çeyiz görmediğimiz için birazcık şaşırdım. Hani bir program olduğu için yani açıkçası çeyiz üzerine neredeyse program. Çeyiz tabii ki bir gelinin en önemli, kıymetli, en şey özel. Onu görmeyi çok isterdim. Parçası. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Ben kutumu açmak istiyorum. Peki puanını görelim İrem Nurcuğum. Benim sana puanım 4 puan. Evet. Ah canım. Dediğin gibi. Gününü mü korudun sen? Efendim? Sen şimdi gününü korudun. Günümü korudum. Yarın senin günün diye arkadaşına puan verdin. Onunla bir hep alakası yok. Hep samimilik, hep samimilik.
Hepsine aynı yorumlarda bulundum. İşte yani... sen ona bir şey verirsin, o sana bir şey verir falan filan. Ne beğendiğine beğendim desin, beğenmediğine beğenmedim desin. Sen gününü aynı oynadın. Aynı şekilde söylüyorum. Kendi gününü korumak için. Kendi gününe verdin. Yarın onun günü kendi gününe verdin. Sen de onu şu an en yüksek sana için verdi diye o yarın sana beş kullansın diye yapıyorsun. Hayır. Hiç yapma. Ben bir hak ettim mi? Bak benim canımı sıktın şu an. Hak etmeseydin sana o puanı vermezdim Seda. Ben araya girebilir miyim lütfen? Teşekkür ediyorum öncelikle. Gerçekten beğendiğini beğendim, beğenmediğini beğenmediğim dediğin için. Çeyiz konusuna gelecek olursak, çeyiz seven herkese saygım sonsuz. Bu konuda size de saygım sonsuz. Fakat ben zaten sevmediğimi söylemiştim ve bunları da sergilemek istemedim. Şöyle bir durum var. Biz bu evdeki her şeyi zaten Yakup'la eşimle birlikte aldık. Beraber aldık, beraber kurduk bu yuvayı. Dolayısıyla benim buraya getirdiğim her bir parça zaten benim çeyizim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Dediğim gibi sadece bir çeyizin olmadığı kırdım için bir puanını kırdım. Dün bir puan kırdın. Evet. Şu an çeyizden sinirleniyorum. İşte. Çeyizden bir puan kırdın. Saçmalığa bakar mısın? Evet, bir puan kırdım. Ay senin her şeyin şimdi tam sana dört dörtlük beş verecek. Onca hareketini falan sen her şeyini beğendin. Al bu villayı da sen otur. Yok canım, ben villa istemem, sağ olasın sen. Gerekirse kendime otururum. 4 puan verdin, kendi gününü oynuyorsun kızım. Oynama, kendi günümü oynamıyorum yapma ben, sen sinsisi merak etme. Ha, sinsi olan sinsisi kim oldu belli oldu dün Seda'nın. Ne dün? Bir verdin bana, annemin emeklerini çöp ettin. Onu bunu çöp ettin, bir şey yaptı şimdi arkadaşına 4 veriyorsun. Ben biliyorum sizin aranızdaki samimiliği ki. Gerçekten çok sinir oldum. Resmen bir puan ver. Bir puan kırdı, çeyizi yok diye. Bak 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 sen. Ya. Gerçekten saygısızlık yapıyorsun sen şu an ya. Ama bak. Gerçekten saygısızsın ya. Dün dünde kaldı. Bugün bugün. Kendi gününü bırak istersen. Bugün Canan'ın evet, günündeyiz. Bugün tamam, Canan'ın günündeyiz de canım benim verdiğim puan hakikaten adaletsizlik. Beğendiğimi beğendim, beğenmediğimi beğenmedim. Yarın o sana bakalım ne verecek, o zaman görüşeceğiz İrem Hanım. Yarın sen beni gör gününde. Önemli olan verdiği bak, puan değil. Bak ben seni önemli nasıl morallerini bozacağım. Adaletli davranması. İnşallah, inşallah diyorum. İstediğini verebilirsin. İnşallah hanımefendiliğini bozmazsın. O ısmıklığının sinsiliğini bozmazsın yavrum. Görürüz, görürüz. Tamam mı? Umurunda bile değilsin. Bir dahakine puan mı verirken sana sorarım Seda. Bana ver. Yarın sor bana bak, ben hemen koyacağım oraya okutuya puan. Merak etme, yarın ben puan vermeyeceğim. Sen vereceksin ya, istediğini versen. İstediğini vereceğim. Zaten ona sakladım, sana vereceğim tamam puan belli. Biliyorum ben bana ne vereceğini. Anladım. Merak etme. Umurumda değilsin sen. Yaptığın çok adaletsizlik. Sen o vicdanına bırakıyorum. Benim vicdanım çok rahat. Sen emin olabilirsin. Sinsi kız sen. Toplamda 11 puan aldın Canan. Evet. O da öldü. Şimdi ben puan kullanıyorum senin için canım. Tamam. Canan Gelin kaç gündür fark ettiyseniz son derece böyle zarif, sakin, yorumlara böyle gayet cool bir şekilde cevap veren, kendi halinde sade ve sakin bir gelin. Evet, bugün eşiyle birlikte bizleri karşıladılar. Benim için de çok büyük bir sürpriz oldu. Özellikle de eşi içeri girdi. Konya yöresine ait süt şerbeti hazırladı, getirdi. Bence biraz da böyle güzel bir örnek sergilediler eşiyle birlikte. Bu benim hoşuma gitti. Beylerin eşlerine destek olmaları, bu hayatın zor anlarında o kadar değerli ki yükü birlikte sırtlamışlar. Hatta biliyorsunuz düğün setup'ında dedi ki bu evi biz birlikte kurduk. Eşimle birlikte her şeyi hazırladık. Her şeyi birlikte yaptık dedi. Yani gerçekten bunun da keyfi bambaşka oluyor. Ve sonrasında eşinin evlilik teklifi sürpriziyle Canan da çok şaşırdı. Ama dediğim gibi son derece cool bir gelin olduğu için gayet kızlar açıkçası çok sevindiğini bile düşünmediler. Ama bence çok sevinmişti Canan. Kendine has bir yorumu var evinde. Sadelik. Spor bir tarz var. Evet, tül yok, belki fon yok, belki büyük büyük halılar yok. Biraz ofis tarzına benzetti gelinler ama benim yorumumda şu olacak. Yani şahsına münhasır bir ev düzenlemişler. Evde bence rahatlık ön planda. Yatak odasındaki yataktan da anladığım kadarıyla rahatlık, konfor alanı sağlamışlar. Evde rahat etmek istemişler ve ona göre bir ev dizayn etmişlerdi. Yemek masasında tabakları, suplası, çatal kaşıkları bence gayet uyumluydu. Mutfağını da çok beğendim. Ne yazık ki çeyizdi, yoktu.
Çeyiz sevmeyen bir geline denk geldik. Benim çeyizlerim, kıyafetlerim, benim çeyizlerim evimde gördüğünüz her bir parça dedi. Evet, ondan da zaten gereken puanı gelinler kırdı. Ben her şey için Canancığım sana çok teşekkür ediyorum eşinle, çocuklarınızla, yuvanızla mutluluklar diliyorum. Benim puanımı da cuma günü öğreneceksin canım. Canancığım bugün için çok teşekkür ediyoruz sana da, eşine de. Biz çok teşekkür ederiz aslında. Ellerinize, kollarınıza, çok emeklerinize sağlık. Hanımlar sizlere de teşekkürler ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, yarın neredeyiz? Yarın günlerden. Ne o? Sinsi gelindeyiz, sinsi. Seda. Bu kayıp. Gerçekten gülesim geldi. Seda. Seda şu. Bitiriyoruz programı. Rahat dur. Tamam. Tamam. Aferin. Evet. Yarın Tekirdağ Kapaklı'dayız Aslı Hanım. Bizi neler bekliyor İrem? Çok güzel şeyler bekliyor sizi. Hadi o zaman. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle efendim. Hoşça kalın, bizimle kalın. Bay bay. İrem Nur. Nikah tazeleyeceğiz herhalde. Düğüne çağırdı bizi, şaşırdı. Adam benim kocam. Hastasıyız Romali'ciğim. Kocam da kocam, paşam da paşam. Evimin direği. Bugün bütün gün bu sıfır onu yüzmeye çıkartacağım. Otur. Sıfır. Al bir diğer masanın üstüne koy sen. Ay. Öyle dekor. Yeter. 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 Mobilya showroom'una gelmiş gibiyiz. Yerin dibindesin, orası da senin zirve. Maça mı geldik biz arkadaşım? Çeyiz görmeye geldik. 55 çeşitle gelin evindeki rekoru. Tebrik ediyorum. Böyle alkışladık. Böyle yapıyoruz. Oh aslanım benim be. Afiyet olsun. Anneannesinin adı ne? Neydi? Nasıl olur gelin evi döşemesin? Geline gelin yapandır eve getirdiği çeyizi. İkram da yoktur üstüme